Dur tamam, ne yapıyoruz? Hiçbir fikrin olmadan. Ya, annem arıyor. Ya, tamam aç o zaman. aç. Efendim? Aynen şu an açtı. Yayındayız. Kapatayım mı? Yayındayız. Tam çekimdeyiz, hani kapatayım mı o zaman? Hayır, önemli bir şey var mı diye sorsana aynen, kadına. Tamam, öpüyorum, bay bay. Ne oldu? Merak et. Ama ne Emir'in oldu? Annesi olsan sen de merak edersin. Emir'in annesi olsam ben, Emir'e GPS takarım böyle. Bakarım akşam hangi sokaklardan geçmiş, o sokakların karakollarını ararım. Derim ki yani bir şey var mı, iyi misiniz? Gerçekten böyle bir şey yapabilirim yani. Merak etmesi odur bu arada. Yoksa Emir'e ne olacak? Herif hayatı boyunca meyve sebze yememiş ya. Abi midem bulanıyor, yiyemiyorum lan. Olur mu öyle bir şey? Doktora gittin, aldın. Gen teste gittik ya geçen gün sevgili Serdar Savaş hocamıza. Benim hücrelerim geç yaşlanıyormuş. 200 yıl falan yaşayacakmışım. Haberiniz olsun. Berk için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Emir'e demiş ki böyle giderse sıçtın. Çünkü ne sebze yemiş, ne meyve yemiş bugüne kadar. Sırf böyle midem bulanıyor. Şımarıklık yani. Çocukken travma geçirmiş büyük ihtimalle. Arkadaşları muzla şaka mı yaptılar? Bir şey mi oldu? Hiçbir fikrim yok. Yemiyor. Yeme ha, bak görürüm seni işte. Ben de yemiyorum. Sen de yeme cabadak. Sen zaten bunun aynısı. Bence Emir'in annesine senin telefonunu da verelim, bunu da arasın. Bunu da merak etsin, çok ciddi söylüyorum. Ama gerçekten midem bulanıyor. Yavrum senin midene sıçayım bak. Adama demişler ki kanser riskin yüksek demişler Emir'e. Aşırı azalttım sigarayı. Oğlum şu ben sigarayı yaktığımı unutuyormuşum falan. O kadar çok sigara içiyordum. Serdar Hoca dedi ki dedi. Ve anlattı bu kadar. Dedim hemen bırakıyorum ya. Bırakmaya çalıştım pandemide. Tuğrul'u öldürüyordum. Tuğrul başlattı zorla. Gece bir uyandım böyle ağzıma sigara yakmış. Ne oluyor dedim ya. Oğlum valla bak. Abi sinir yapıyor bende çünkü. İçmeyin abi, şu boku içmeyin. Ya mesela kola. Yarın bir gün reklam gelir diye hiçbir şey söylemeyeceğim hakkında. Ne olur ne olmaz a**ayım, siz araştırın onu da. Kardeşim yüksek insülin değeri diye bir şey öğrendim ben. Sen yüksek insülin değerinin ne olduğunu biliyor musun acaba? Buradan konuşuyorsun ha. Ay kesin şimdi benimle konuşacak program için. Böyle yaptı bana bak. Ha çünkü evet desem yine anlatacaksın. Öyle yaptın, yok yapmadın, olsun çok tatlısın. Neyse. Abi mikrofonum gömleğine çok... Ya mikrofonumu s**eceğim en sonunda. Tövbe estağfurullah. Tamam mı? Tamam. Neyse. Tamam ya. Kızıyor bana. Geçen gün buna böyle yüklendim ya bir önceki bölüm. Oğlum bu sesi de düzgün al bilmem ne falan filan. Gece bir mesaj atmış bana. Öncelikle abi. Geçen gün sanıyorum biraz bana laf sokuyormuşsun gibi. Anlamamış gibi. Suratına bakıp ya dedim herife, onu anlamamış. Sanırım. Uyudun mu? Ha uyudun mu diye de mesaj atmış. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Hayır oğlum, satırlarından etkilenirsem gidecek herhalde, anlamadım ki yani. Uyudun mu? Uyumadım. Abi. Tabii mesaj önceden yazılıp notlara kaydedilmiş. Uyudun mu? Orada yazmış. Uyumadım deyince vank diye geldi böyle. Abi biz seni seviyoruz abi. Hatamız olursa bunu benimle konuş. Ben düzelteceğim, emin ol. Manyak gibi savcılıkla konuşuyor sanki. Demek ki sen manitanla falan kavga edince ne yapıyorsun acaba? Ha, insülin. Oğlum bizde böyle. Ben bir şey anlatıyorum. Bu ibneler sussa ben var ya. Bitireceğim konuyu. Şu mesela bir olay anlatacağım sana insülinle ilgili, değil mi? İnsülin diye bir şey var. Gelen şekeri hücreye dağıtıyor. Bu insülin yüksek olursa hücrelere dağıtamıyor. Pankreas da tabii buradan çalışıyor. İnsülinle diyor ki babacığım pompala, yani içinde şeker kaldı. O şeker bile pıt diye vücudun içine gidiyor. Şeker başıboş dolaşıyor vücudunda. Bir süre sonra o şeker hafif katılaşıyor böyle. Sakızımsı bir hale geliyor. Allah korusun, sonra gidiyor oranı buranı tıkıyor bir yerine. Onu öğrendim geçen gün doktordan. Konu da bu kadar. Şeker çok yemeyin. Hani bu kadar. Kaç dakika? Bir. Abi biliyor musun böyle oldu? Ne olmuş? Ben de bir atlangoç olduğum için ama çok çocukluktan beri de öyle. Bunlar da biliyor benim zaafımı. Bir yerde bir mesele mi konuşuluyor? Ben a**ak var gibi atlayacağım o mesele. Sana ne a**ayım? Bir sus ya. Bir sus. Bu benim atlangoçluğum kötü. Hoş değil. Ay geliyor ya. Yine geliyor ya. Ya ne yapayım? Pur. Bu arada şimdi astroloji nedir, nasıldır? Bizim programlarda da birkaç bölümdür arkadaşımız kendini güzelce gösteriyor. Ya abi milyonlarca adam izliyor şimdi bizi. Doğal olarak o insanlar içerisinden birkaç keko çıkıp şeyi soruyor. Nasıl biliyor ki? Bilemez demiyor. Çünkü bildiği herif kaç programdır. Aynı kafa işte Emir. Baktık şuraya sıkıştırmış Yiğit'i. Hocam şimdi sen astrologsun. Evet, o zaman kanıtla bana bunu. Birinci soru. Neden? Sana neden kanıtlasınım? Mesela sen astrologlara danışanlar derneği başkanı mısın? Gitmiş çekmiş herifi kenara, bak şimdi demiş Yiğit. Yazı mı tura mı bilirsen tamam, bilemezsen falan. Atmış abi tura gelmiş, Yiğit de demiş ki yazı. Yazı değil ki tura, sen ne biçim astronotsun demiş. Sen ne biçim astronotsun mu? Hakikaten sen ne biçim astronotsun Yiğit? Ne işin var dünyada mı? Peki doğru bilseydi ne yapacaktın? Var abi, Emir gibi çok böyle adam var. Magic diye bir adam vardı. Dava açabiliyor mu bana bilmiyorum. Açar. Onu boş ver. Başka birinden bahsedeceğim. Full dolandıracağım. Bir taraftan da sihirbazlık yapıyor. Ama sihirbazlık dediğim yani gidip kırtasiyeden aldığın malzemeyle sihirbazlık yapmak. Yani mesela Kız Kulesi'ni kaybedemiyor ama diyor ki kulağının arkasına para çıktı.
Bu. Böyle bir tip. Son günlerde de baktım malum partiye yakınlaşmış. Takım elbise giymiş. İnşallah hamdolsunlara geçmiş ki enteresan. Ama bu adamlar böyledir. Yaptıkları iş gibilerdir. Evet. Hokus pokus bir varız bir yokuz. Hani gibi. Şu anda yok. Neyse. Düşün. Sana şimdi güleceğiz edeceğiz ama bak finaldeki yazığa bak. Ve Emir'in olayından aklıma gelen olaya bak. Sinema filmi yazıyorum ben o dönemler senaryo falan. Dedi ki bana bir sinema filmi yazar mısın? Tabii ki dedim. Yazdım sinema filmini abi. Telefonlarım açılmıyor. Sinema filmini de aldılar benden. 2 ay sonra fragmanını gördüm sinemada. Çekmişler bile filmi. Herifin Facebook'una girdim sonra bir baktım duvarı şeyle dolmuş. Borcunu öde yazıklar olsun çocuğumuzun rızkını yedim falan. O kadar fazla borç takmış ki. Bak bu herif bir gün beni bu film yazma döneminde bir kebapçıya götürdü. Köşe başı bir kebapçı öyle şey değil. Altın falan dökmüyorlar etin üstüne. Sahibi geldi mekanın. Ama amca yazık. Geldi oturdu böyle. Televizyondan da tanıyor adamı. Bu da gazı aldı tabii. Bak amca dedi sana bir numara yapayım dedi. Sihirbaz ya. Peçeteyi aldı eline. Şöyle yaparken fırlat deliyle. Keko da bir amca böyle peçeteyi attı. Bak dedi yok. Aman dedi adam. Abo. Mehmet masadan hesap almayın. Cinler var cinler. Senin cinlerin var ben inanıyorum. Abi adamı tarikat şeyhi muamelesi yapmaya başladı adam. Gülüyorsun burada değil mi? O adam gülmüyordu. Bu adamdan sence kaç tane var dışarıda? O kadar çok ki. Hepsi amca da değil bu arada maalesef. Kana rengini veren nedir? İçine suyu. Böyle. Lan Nusret. Fake olabilir mi? Fake olabilir de Nusret'in de PR'a mı ihtiyacı var? Kadın ama konuyu biliyor. Kadın diyor ki bunun 20 milyon takipçisi var. Sallayayım götümü, twerk'ümü yapayım oradan takipçi gelir diyor. Bu kadın yani sadece. Suçlu mu? Niye? Biri twerk yapabilir ayrıca. Bence burada bir kadına şey var. Olmadı mı bu? Bu bana hiç yakışmıyor da bir de değil mi? Senin sevgilin Nusret'e twerk yapsa. Benim sevgilim Nusret'e twerk yapsa ben hiç alınmam. Hepimiz alıyoruz dedikoduları Efe. Nusret'ten zarar gelmez. Pinç'i başlatayım sonra bir part hiç küfür etmeden deneyelim mi? Gerçekten küfür yok. Bir part deneyeyim mi hiç küfür etmemeyi? Sevgili izleyicim de beğenirse desinler ki bana bundan sonra. Abi bak küfürsüz ne güzelmiş öyle devam et. Ya derlerse hakikaten. Küfür etme derlerse mi? Hayır isim. Dayanamıyorum ki. Bir deneyeyim bakalım. Bir sonraki part hiç küfür etmeyeceğim. Hiç. Aptal belki olabilir. Annesi ormanda yalnız gezmiş. Küfür değil belki iyi bir şey yani. Ağaçla evlendi hatta Pezeberk de var. Tövbe estağfurullah. Her neyse beğenirseniz gerçekten yazın aşağı. Zaten yukarı nasıl yazacaklar acaba? Anlatacağım lan. Siktir. Bir dakika. Dur yeter bir şey anlatacağım. Bak hepsini tüketmeyin daha pinç uzun. Sonra gülersiniz ne olur. Bu gülme değil ama bence bir ambulans arayalım hakikaten. Oh. Aptal herifler. Bir kere hepinizden daha zekiyim. İkincisi de hücrelerim çürümüyor benim. Geç. Geçme dur. Başladı mı pinç? Pinç'i başlatacağım abi. Ve pinç başlıyor. Şu ayıptır ya. Program çekelim diye verilen imkanları şunlar için kullanıyor. Bu partta küfür yok. Oğlum neye giriyorsun sen? Sinirlenemiyorsun, küfür edemiyorsun ya çok hoşuma gitti. Hayır sinirlenebiliyorum, küfür edemiyorum sadece. Oğlum bak ama gerçekten ecdadınızın ellerinden öpeceğim tekten. Ben pazarda kendimi kaybettim. Anlatayım mı? Hemen bir çay alabilir miyim öncesinde? Ama merak etme siz beklemeyeceksiniz bu arayı. Emir'in genleri %49 Ermeniymiş. Yok %4. %4 mi Ermeniymiş? %96 Avrupalısın. İngiltere. İngiltere %15 çok iyi çok iyi. Ben %48 Asyalı %52 Avrupalı çıktım. Kafkas ve Balkan ağırlıklıymış benim genim. Yaptırdık ya gen test. Orada çıktı hepsi. %13 Türkmüşüm lan ben. Ben reislik yaptım Ocak'ta. Benim için raporla gitsem s**t belamı. %100 insan mısın ona bakacaksın. Ben %3 Ürdünlüymüşüm. Ha %2,5 Abazya. Bizim... Sülaledeki demek ki geçmişteki. Ne gezmiş lan? Tövbe estağfurullah. Harbiden küfür yok. Yemin ediyorum şu kameranın ekranından solitaire oynamıyorlarsa beni s*** ben. Küfür tamam. Beni s***lar. Küfür değil ki. Beni de mi s***sinler? Aynen. Küfürsüz. Bu part küfür. Şimdi bu part daha başlamadı. Tamam. Şimdiden itibaren. Şimdi şu andan sonra küfür yok. Bir part ama. Bir part. Ben kendimi Ankara'da kaybettim. Aslında ben kaybetmedim ama bana söylenilen benim beni kaybettiğimdi. Yanımda hem annem var hem anneannem var. Ben 6 yaşımdayım. Abi beni pazara götürdüler. Bugün bak pedagoglar var. Ne için varlar? Bugün televizyonlarda ne görüyoruz? Çocuğa tabanca almayın. Kendini savunamazsın. Öyle değil yok. Öyle değil. Çocuğa alıyorlar tabanca almayın. Onun yanında küfürlü konuşmayın. Onun kafasına vurmayın. Yok Netflix izlemesin çocuğumuz ip ne olur. Şöyle olsun böyle olur. Şöyle olur böyle olur. Konuşamıyorum küfür etmem lazım. Bir kere bir çocuğun psikolojisini asıl bozan şey pazar. Lan 6 yaşındasın bir tane adamın kendine sütyen taktığını görüyorsun. Sütyenli adamlar dans ediyor. Oğlum bir döndüm anneanne. Anneannem yok.
Annem yok! Anne! Annem yok! Anne! Annem de yok! İkisi de gitmiş. Kaldım 6 yaşındayım ya. Benim boyum şu an 1.73. Beni 6 yaşımda bir hayal et. Şu! Annem de gitmiş. Anneannem de gitmiş. Kala kaldım orada. Aklıma bugüne kadar izlediğim çizgi filmler geliyor. Okuduğum o çizgi romanlar geliyor. Ben 5 yaşımda bu arada okumayı öğrendiğim için alay konusu olmuştum. De alaydayız ya biz asker çocuğumdan. Öyle, hayır öyle değil. Kötü alay konusu değil. Bütün alayda beni konuşuyorlarmış. Böyle alay komutanı falan tebriğe geldi. Çok ciddi söylüyorum. Ana sınıfına başlarken millet beni ilkokula başlattılar. Ben bir de 5,5 yaşımda ilkokula başladım. Saçma sapan bir yaş ya. 6 yaşındayım ama o sırada düşün. Yani bugüne kadar okuduğum en az 4 boyama kitabı var. Lan nasıl korkuyorum. Bir taraftan da çocuk kaybolduğu zaman neye korkar abi? Anne babam falan. O Ayşecik'te olur o. Bizde öyle bir şey olmaz. Benim babam bir gün çünkü bana böyle bir şey nasihat etmiş. Oğlum bak bana bir şey olursa bu evin reisi sensin. Annene de kardeşine de sahip çıkacaksın. 6 yaşındayım. Lan 2 dakika evvel oyuncağımı kaybetmişim. Ağlaya ağlaya babama onu sormaya gelmişim. Baba. Lan onu da soramadım korkudan. Annemle anneannem bana emanet ki ya. Lan onlar mı beni kaybetti? Ben mi onları kaybettim? Teyzelere gidiyorum. Annem sen misin? Değilsin. Teyzesiz. Pardon amca. Lan o zaman şey de yok tabii. Twitter'da olmadığı için Allah korusun başıma bir şey gelse başıma o şeyi getiren hapse girmeyecek. Düşün o yıllar. Ben 6 yaşındayken de şu tip kadar iticiymişsenmiş demek. Biri de gelip evladım sen iyi misin yavrum demedi bana biliyor musun? Şey gibi düşün. Herkes bakıyordu ama kimse yanıma gelip evladım ya bugün biz 5 milyon izleniyoruz. Abonemiz 2,5 milyon. Ayıp lan bu arada. Harbiden. Onun gibi düşün işte. Çok izlenen YouTube videosu gibiyim. Kimse abone olmuyor mu? Kimse de oğlum iyi misin? Kayıp mı oğlum falan yok. Kuki kuki doluşum iyi. Annemi özledim. Böyle kenarlarda ağlıyorum falan. Yüzüme yağmur suyu sürüyorum. Lan yere çöktüm ağlıyordum. Herkes para atıyor. Bir para kazandım ben orada. Önüm böyle bozuk para dolmuş. Dedim tamam. Dedim de eve gideceğim dedim ya. Babam dedim asker. Memur maaşıyla da kıt kanaat geçiniyoruz. Siktirsin ne yaparlarsa yapsınlar dedim ya. Vallahi ben yeni sektörümü kurdum 6 yaşımda. Patron karşıda bir baktım böyle bir tane askeri jip duruyor. Sanki bütün Türkiye'deki askerler benim babamı tanımak zorundaymış gibi. Ben de asker çocuğuyum diye bağırdım kendi kendime. Tam yolun karşısında. Asker abi kayboldum be. diye bir ses duydum. Baktım ben sustum. O ses gelmeye devam ediyor. Sola bir döndüm. Kırmızı Fargo kamyonetler var biliyor musun böyle eski. Doç. Harbiden ben mesela onun adı neden Doç o gün öğrendim. Doç. Anlamış. Küçücük çocuğum kamyonet çarptı bana. Küçük bir çocuğa kamyonet çarparsa ne olur 6 yaşındaki bir çocuğa? Allah korusun sakat kalır bir şey olur değil mi? Allah korusun yani. Bana hiçbir şey olmadı. Dedi durdu böyle. Dedim lan. Gittim bir kaputa tırmandım. Dedim ben varım ben. Lan gülmeyin bu arada harbi çarptı. Allah'tan şoför ayık bir şoförmüş de. Çığlığım arasında gelen çığlık da kamyonetin freniymiş. Herif frenlemiş şu hızla falan çarptı bana. Pat dedi koydu. Doç dedi. Ah dedim yere düştüm. Ne zaman bana bir şey çarpsa ya da başıma bir şey gelse babamın flashback'i geliyor. Oğlum sakın dışarıda bizim yüzümüzü öne eğdirme. Ağlamakmış sızlamakmış sen erkek adamsın. 6 yaşımdayım ya. 6 yaşımda ağlayamadım. Kalktım gülüyorum falan amcaya. Oğlum sana mı çarptı? Eyvah travma. Travma geçiriyor. Hayır. Gülüyorum ben. İyiyim ben demeye çalışıyorum ama beynim yok. Korktu dedi adamın bir tanesi bana. Öyle deyince bir şefkatli. Aa dedim korktu. Başladı tokat atmaya bana adam. Korktu. Şokta gibi. Düştü dedim düştüm yere. Herif hala tokatlamaya devam ediyor. Derken abi oğlum diye bir ana çığlığı. Anam. Fren sesini falan filan duymuş. O sırada büyük ihtimalle aklına geldim ben. Ya üff. Bak bunları ayır bana dönüşte alacağım falan deyip. Çünkü yani anne yani. Benim kayıp olduğum zamanın 25 dakika erkeninde Müge Anlı'ya çıkıyor milletin anası babası. Anneannem de arkada koşuyormuş gibi yapıyor. Yaşlı koşuşu var biliyor musun sen? Koşuyormuş zannediyor kendini ama koşmuyor aslında. Oğlum ben büyüdüm. 17 yaşımda babam gel bak sana burada kamyonet çarpmıştı diye beni oraya götürdü. Babaannem daha hala oradaydı. Anneannem. Anneannem pardon. Annem geldi böyle. Ben sana benim elimi bırakma demedim mi? Amca çekildi. Annem başladı. Allah seni kahretsin. Oğlum anneannem geldi. Allah belanı versin. Sen bize emanetsin. Niye kendini sokağa dedin? Dış o da bana. Anam. Sonra yoldan iki tane amca başka bir şeye mi sinirlenmiş? Loto oynamışlar. O mu tutmamış? Geldiler onlar da. Çocuğum ya. Böyle yapma çocuğum. Abi 28 kişi beni dövüyor. Aradan böyle gözümü gördü kamyoneti süren böyle kusura bakma ya. Kusura bakma. Geçim hepsinin üstünden falan yapıyor bana. Lan böyle bir şey olur mu ya? Ya bir de bunun eve gidişi var. Babam var. Anneannemle annem beni kaybetti. Lan bu işin finali iki kadın seni kaybetmiş olmalı değil mi? Tuğrul'a motor çarptı. Takla atarken gülüyor. Tuğrul'la böyle el ele gidiyoruz. Böyle. Hemen Antalya'da anneannem nereye ziyarete gitmişiz. Onların oturduğu yerin köşesinde böyle Luna Park var. Şarampol'de belki Antalyalılar bilir. Abi Luna Park'a giderken ben kaç yaşındayım? 10 mu? Tuğrul'la böyle karşıdan karşıya baktım. Araba yok. Dedim geç. Tam o geçerken ulan sadece araba değil galiba diğer taşıtlara da bakmam lazım demiş.
baktı bir tane motor geliyor. Pat bir koydu Tuğrul'a. Tuğrul takla atıyor ama şakasını yapmam bunun. Yani gerçekten çok korktum. Öz kardeşim lan. Düşünsene abi yani ömür boyu bütün aile sana sen kardeşine sahip çıkamadın falan hiç uğraşamam yani. Hayır şaka yapıyorum. Allah korusun. Öyle değil. Harbiden canım çok acımıştı yani. Takla atarken Tuğrul gülüyor. Ayağa kalktı motosikletle dedi ki bir şey var mı? Yok bir şey ya. Öyle alışmışız aileden hani dik durun hesabı. Lan dik durmak böyle bir şey değil ki. Bir de insan omurgasına motosiklet çarpıyorsa dik duramaz ki. Kamyonet çarptı bana. Böyle dedim. Ben güldüm diye herif beni dövdü ya şoka girdim zannedip. Tuğrul da gülüyor. Sarıldım. Oğlum dedim iyi misin? Bir başladı ağlamaya moruk. Bir anda. Döküldü böyle. Ah dedim. 5 yaşında da herif. Doğalı 5 sene olmuş ve sen 10 yaşındasın. Tabii ki seviyorsun, sahipleniyorsun falan ama gerçekten ulan bu herif canımdan bir canmış. Dememin sebebi mesela o olaydı ilk. Hakikaten bana çarpmış gibiydi motor yani. Geç dedin. Ben bir daha sağa bakamadan geçtim zaten. Sana sadece karşıdan karşıya geçmeyi değil. Hayata, insanlara... Güvenmenin ne demek olduğunu öğretmişim ben orada ya. Abi çok çok. Bak tüylerim diken diken oldu yine aklıma gelince ya. İbne'ye de gittim sonra arkada buluştuk motorcuyla. Dedim ki senin a**yim. Abi para eksik. Eksik de ben. Çarptın devam ettin herif yürüyor ya. Allah korusun ya. Valla zor arkadaşlar. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Özür dilerim. Hiç küfür etmeyeceğim demiştin ya. Etmedim küfür. Nasıl etmedin? Ettin mi kız? Aradan gitti mi? Birazcık etmişimdir. Çok etmemişimdir anmanla. Yok etmedim. Ettin. Bir dahaki part etmeyeyim. Ne oldu? Bir dahaki part. Hayır. Bir dahaki part. Hayır mı? Tamam. Hadi bunu baştan çekiyoruz. Evet. Ankara'dayım. Annem var, anneannem var. Oo yapıyor, o da onu oo yapıyor. Bak Allah korusun moruk bunun frekansı tehlikelidir. Birbirinizi yanlış anlarsınız falan. Ben bir belgesel izledim. Dördüncü oo'da başlıyorlardı konuya yani. Ben çocukken dayak yerdim mesela. Abiler gelirdi, aybarslar, piçler beni döverlerdi. Kenara sıkıştırıp böyle vurur vurur dururlardı bana. Gidip bir kere bile babama söylemezdim. Bir sene geçti, ben ilkokul 3'e geçtim. Aybars İbnesi 4. sınıfa geçti. Bir tane değnek buldum, aldım bunu dövdüm ben. Büyüdüm çünkü bence. Artık ilkokul 2'de değilim. Gitti aldım herif oğlum bayağı böyle. Gitti babasına şikayet etti beni. Tabii doğal olarak annesi ve babası aşağı indi. Yanında bizim Buraklar falan var arkadaşlar. Şimdi gördük de annesi bize tıslattı ya. Anlatmıştım programda. O işte Burak. Kadın bağırdı. Babası çok bir şey demedi. Annesi giderken bizim Buraklar. Arkasından bunlar yardırmaya başladılar. Lan dedim ki yarın bir gün ben dayak yesem demek ki annemi babamı çağırsam. Benim annem babamın arkasından da böyle küfür edecekler deyip 50 kere dayak yememe rağmen bir kere bile çağırmadım annemi babamı. Ama sonra da iyi bir şey oldu bu. Çünkü benim bir arkadaşım var. Babası aşiretin bir şeyi. O dönem lisede. Başına bir şey geliyor. Ben aşiretim. Hemen birilerini arıyor. Kalasın. Kof getirin. Roket atar getirin. Neden? Top kekimi almadım. Top kekimi çaldım diye herifi roket katıyor. Bizde öyle bir şey yok tabii. Beni doğradılar al kaç kere. Bıçak dedim, jilet dedim ben falan. Ama hiç. Babam da istihbarat daire başkanı. Yani. Baba desen helikopterle adamlar inecek. Tutlarım diye böyle alacaklar çocukları. Ona rağmen hiç aramamışımdır mesela. Bir gün Alman lisesi var Ankara'da. Onun önünde böyle büyük bir kavga çıkmış. Beni de çağırdılar kavgaya. Çünkü biz çok kavgacıyız o dönem. Seviyoruz kavgayı. Şey gibi düşün. Koş kız koş domatlar ucuzlamış. En iyileri gitmeden alalım diye. Siz pazara koşuyorsunuz ya mesela. Biz de kavgaya koşuyoruz o dönem öyle. Koş kız koş. Kız mı? Ahmet abi biraz çağdaş olur musun? Ya? Ben de gelir iki tırnak atarım çocuklara falan. Her neyse. Gittim pazara. Annem var. Pardon ya. Çok özür dilerim. O başka hikayeydi. Gittim abi koşturdum. Alman Lisesi'nin önünde bir kalabalık ki. Aman Allah'ım. Berk bizim konser alanı olsa o dersin ki ooo paranın koyduk. Dedim ulan dedim inşallah kalabalık olan taraf bizdir. Çok da çaktırmadan girdim aralarına böyle. Bir tanıyorum, bunu tanımıyorum, bunu tanımıyorum. Sıkıştırmışlar 3 tane genci. Böyle etrafını sarmışlar. O sıkıştırılanlardan bir tanesiyle göz göze geldi. Bu çocuktan benim tanıdık. Cenk abi. Böyle yaptı bak. Oğuzhan dedi gel kardeşim bir dakika dedi siz bekleyin falan filan. Benden ne bekliyorlar acaba? Yani Oğuzhan ne yapabilir? Canlı bomba mıyım ben? Evet geldim. Ne oldu abi? Bize böyle diyorlar. Vay çocukları hadi bakalım. Mantıksız. Gel dedi kardeşim bize dedi bir 5 dakika verin. Kalabalık yonlardı. Lan gidin konuşun neyi konuşacaksınız konuşun falan yaptırdılar. Bana dedi ki Oğuzhan dedi babanı falan araman lazım dedi. Onlar da subay çocuğu bu arada dayak yiyenler. Ama hepsi akşam işinden evine gelen subay çocukları. Bizimki istihbarat daire başkanı. Sürekli görevde falan. Babamlar şu anda gizlice İsrail'e sızıyordu ama dur çağırayım o zaman falan. Allah. Tamam babamı arayacağım dedim. Gittim bir tane. Assubay abi var. O da istihbaratçı. Sivil bunların hepsi böyle sakallı makallı. Dedim ki Assubay abimizi arayayım. Dedim ki abi dayak yiyorum Alman lisesinin önündeyim. Dedim kim varsa topla gel. Şimdi Assubay adama bunu söylersen Assubay'da kim var toplayıp gelmez. Çünkü Assubay adam senden 25 yaş büyük ya. Doğal olarak Assubay adamın kafasındaki şey şudur. İner arabasından ya çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Yakışıyor mu size? O sana da abicim falan der. Bizi arabaya bindirir, evimize teslim eder, değil mi? Ben dedim ki babamı aradım, şimdi geliyor falan. O bizi hadi gidin konuşun lan diyen herife doğru dönüp Cenk şöyle dedi. Dedi ki biraz sonra dedi Türkiye'nin
en acayip adamı geliyor buraya. Babam geliyormuş gibi. Hadi bakalım diyor, şimdi ne olacak diyor. Hepiniz sıçtınız diyor böyle, başladı buna bağırmaya. Sonuçta astsubay geliyor. Babamın komutasında birisi. Belki dedim bir etki uyandırabilir ama adam da böyle kel sakallı bir adam, şimdi babam olmadığı çok aşikar. Neyse dedim ya, bizi kurtarır en azından. Öyle mi dedi çocuk? Öyle dedi bu. Bir dakika o zaman dedi, çocuk da telefonu çıkarttı. Başçavuş geldi bizim. Oğum diye böyle geldi. Ne oluyor burada dedi. İndi gömleğini düzeltti falan. Burada böyle tabanca var arkasında. Ne oluyor dedi burada. Çok da babacan çıkacak zannettim ama kalabalığı görünce o da bir triplendi herhalde. Kalabalık böyle açıldı. 6 tane beyaz toros geldi. Hani bugün insanlar birbirini tehdit ediyor ya, ne yani beyaz toroslar mı dolaşsın sokakta falan, var ya bir istihbaratın bir bölümü. O bir bölümü... Ya bak düşün, o gün gece 2 tane saldırı oldu İstanbul'da. Çünkü onun istihbaratını alması gerekenler de gelmiş. Yani ben hayatımda böyle bir istihbarat kalabalığı görmedim. Elinde MP5'ler, adamlar, bilmem neler. Bizim Cenk'in artistik yaptığı çocuk, babası MİT görevlisiymiş. Bunların şimdi MİT olduğunu nereden bileyim ben? Abi dedim, sen de davran silahına. Abi anlamı... Abi gel, vallahi bir şey yok abi. Hiçbir zaman kendinizi övmeyin. Her zaman birkaç tık üstünüz vardır. Unutmayın. Ama gerçekten babam gelseydi orada görürdüm onları. Ha babam gelseydi görürdün onları sen. Oğlum sen Türk istihbaratlarını birbirine mi kırdırmak istiyorsun ya? Ulan KGB'nin 100 yıldır yapmaya çalıştığı şey çocuk kavgasında mı yapacaksın? Bir de Alman lisesinin önündeyiz, öyle düşün. Alman istihbaratı yukarıdan bizi izliyor. Geçen mevzular izledim. Bu Hasan Atilla Or diyor yani, Türk'ü yenemezler. Türk'ü ancak kendi içindeki problemi böler. Aa bak. Warum nicht? Bugün benim ödül günüm. Hücrelerim ölmüyormuş. Kim dedi bunu? Bakkal Nurettin abi söyledi. Siyaz da vişne suyu verdi kan yapıyor diye. Ya benim sigaramı al. Oğlum ne var lan? Hadi başlayalım bakalım. Evet Sarp, söyle bakalım. Bu oyunculuk bu. Yani inanılmaz yeteneklisin. Oyunculuk nereye gidiyor? Hazır cevapsın. Allah tanrım. Toplumsal değerlerimize de çok bağlı bir arkadaşmışsın. Aynı biz. Aha. Aa bardağıma kül attın. Kanal bardağı sevmiyorsun ya. Evet. Oo sombürümü izlemiş bak demek ki. Sombürümü başın 5 dakikasını izliyorlar. Hadi. Sarp Bozkurt inanılmaz bir adam. Ben çok seviyorum Sarp Bozkurt'u. Çok teşekkür. Öyle çok seviyorum ki. Çok öyle, seviyorum. Çok, öyle çok öyle. Seviyorum. Ben büyük hayranıyım. Bir mukabele. Ben evliyim 4 yıldır. Neden? Ne güzel abi. Başarabilenler olmasını bilmek çok güzel. Ben hiç konduramadım ama. Eşime mi? Allah bir yastıkla kocasın, mesut etsin. Abi çok teşekkür ederim. Talk show'da falan bayağı bir insanların dikkatini çektim. Ekstra çok teşekkür ediyorum. Şimdi plan proje tekrar talk show falan başlıyor mu? Talk show'a başlıyorlar ama bu sene ben yokum. Hatta komedi dükkanından beri, yani 11 yıl öncesinden beri hep böyleydi. Bir sene varım, bir sene yokum. Bir sene varım, bir sene yokum gibi. Çünkü böyle oraya çıkıp eğlenmeye çıkıyoruz ya. Onun böyle bir matematiğini yapılması gerekiyor yani. Hani bir yıl birlikte güldük, sıkıldık. Bir yılda böyle sıkılalım falan gibi galiba. Herhalde bir matematiği var o işin. Yani ben de bilmiyorum. Ben matematik oğlum biz anladık. Konuyu biz anladık. Peki doğal olarak sen tek bir iş değilsin yani, bir sürü işin var. Fox'ta da dizi var şu anda. Sen Çal Kapımı. Ben televizyonla ilgili gerçekten benim bütün şeyim gitmiş ben ya. Sen Çal Kapımı da çok iyi gidiyor bu arada mı? Çok inanılmaz iyi gidiyor. Bayağı iyi gidiyor. Gerçekten. Süper. Zaten senin gibi yetenekli adamları görmemiz lazım abi. Çok teşekkür ediyorum. Buna zaman harcamış, vakit ayırmış, mesai harcamış adamların iş yapması benim her zaman hoşuma gider. Aynen öyle. Biz bugün seninle Pezeberk yapmak istiyoruz. Tamam. Pezeberk bizim bildiğin gibi haber merkezimiz. Her ne kadar bu bir komedi mizah programı da olsa, arada sırada gündeme değinip sevgili genç dimahları bilgiyle beslemek çok önemli. Sevgili Pezeberk, başlat bakalım programını. Evet. Kanalizasyondan dev fare çıktı. Oğlum bir merhaba, nasılsınız? O neymiş ya? Merhaba. Kanalizasyondan oğlum, dev fare. Oğlum merhaba, sen nesin? Sen hakimsin. Ne zannediyorlar biliyor musun? Sarpçığım, bu bizim camiada biliyorsun çok olan bir şey. Adam gidiyor bir dizide oynuyor. Sokakta şöyle yürümeye başlıyor. Herkes beni tanıyacak falan filan yaparlar ya. Aynı. Oğlum bu YouTube. Belki adam şu anda ilk defa izliyor. Yani YouTube'da bir şeyin sıralaması yok ya. Olabilir abi. YouTube'da bir şeyin sıralaması yok. Sen bizi nasıl keşfettin YouTube'da? Birisi almış bizim emeğimizi, çalmış 3 dakikalık. Vallahi programdan 3 dakikalık bir yeri koymuş bir yere. İzlemiş, gülmüş, demiş ki bu 3 dakika olamaz, daha uzundur, adamın cümlesi bölündü falan deyip gitmiş bizim videoları bulmuş ve kim bilir kaçıncı bölümden başlamış. Kaç? Bravo. 6'dan başlamış. Düşün biz artık 50.yi çekiyoruz. Bir tanıt kendini. Belki adam ilk defa açtı. İlk izlenim. Çok önemli. Doğru söylüyorsunuz. Merhabalar. Ben Berk Uçar. Sen Berk Uçar değilsin. Berk Uçar. Berk Uçar masanın dışındaki diğer adam. Sen kimsin? Pezeberk. Pezeberk. Lay lay lay. Pezeberk lay lay lay. Evet. Pezeberk'in bölümüne hoş geldiniz zaten. Artık gelmiş bulundunuz. Konuğumuz var. Stüdyomuzda konuğumuz var. Sarp Bozkurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba Pezeberk. Merhabalar.
Yüzüne söyleyince alınıyor çünkü. Tamer Baba Pezeberk. Bakalım sıradaki ve ilk haberimiz hangisi olacak bakalım. Kanalizasyondan dev fare çıktı. Görenler ya, şok. Yutar cümleleri mesela. Kanalizasyona kanizisyon. Herkes biliyor gibi ya. Ya bu çayın altı. Yemin ediyorum bir bardak çay çıkacak şuradan lan. Buhar olmuştur dedim. Geçsin dedim. Geçmiyor şuna bak, ellerime bak ya. Bu çaydan fazla buhar nasıl olabilir ya? Çok özür dilerim Pezeberk. Ne oldu kanalizasyonda bakalım? Evet, kanalizasyondan dev fare çıktı izleyenler şokta. Meksika'da... Zorla anladın mı? Bütün halk sanki Babalı TV önünde toplanıp naber, naber, habersin falan. Bu da ya neyse kırmayayım bari deyip falan öyle anlatıyor ya. Allah Allah ya. Lütfen buyurun. Meksika'da yağan şiddetli yağmur. Bitti mi haber? Ne haber? Haberi baştan haberi, oku. Haberi niye başta? Başta okudum işte. Haberin devamını okuyorum şu anda size. Hey dostum. Tamam. Bir cümle la yazık, günah değil mi? Bir cümle ya. Bir cümle la. Ne olur ki okusam mesela. Hayır. Neden okumadığını anlatana kadar 7 cümle kurdum bir adam. Şu ya. Peki. Kanalizasyondan dev fare çıktı. Görenler şaşırdı. Tamam. Kanalizasyondan dev fare çıktı. Görenler şok. Meksika'da yağan şiddetli yağmurun ardından kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri şaşkına çevirdi. Meğer sıçan Cadılar Bayramı'nda kullanılan bir dekormuş. Enteresan. Fare ama böyle yani yaklaşık 2 metre boyunda. Öyle bir genişlikte falan. Çok genişliğin rakamını veremedim kusura bakma. Öyle bilmiyorum çünkü. Talihsiz bir olay olmuş. Buradan bütün Meksikalılar adına çok üzüldüm. Geçmiş olsun biliyorsunuz. Meksika yanıyor. Yanıyor. Yani. Güzel dizi olur lan ATV'ye. Meksika yanıyor. Polis beni arıyor. Başrollerden Kıvanç Tatlıtuğ. Muhterem Mariachi. Tamam neyse. Ünlü şarkıcı Kanye West Grammy ödülünün üzerine işedi. Bu da sapıt diyece ya. Siz ne oldunuz ne ya? Ya? Ama bunu ne delirtti mi? Kim Kardashian delirtti bunu? Tabii tabii. Sen de karının seks teybini izlesen sen de Amerikan başkanı olacağını düşünürsün. Çok abartacağım, yine linç yiyeceğim. Linç ışığı kimde lan? Tamam, güzel. Aa, evet, çalışıyor. Evet. Yani saçmaladı, evet. Oysa ne güzel. Evet, klipleri, yani dünyanın olan en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy ödülünü... İşemezsin ona da yani. Pezeler. Sıçarsın en kötü. He, yani. Alma gitme o zaman abi. Neyin şovunu yapıyorsun? Bizi yine iyi izliyorlar. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar lütfen kafalara falan abone olun. Allah rızası için. Bak kendinizi bu kuyudan çıkarın. Afrikalı Amerikalıların pastadan adil şekilde pay almadığını söyleyerek bu maksatla işemiş. Ha, bütün sektör açısından sektörel bir pastadan bahsediyor yoksa değil mi? Evet, ödül gecesinde bana koruyamış vermedin. Bir saçma olur Zira ya. Leblebi geldi bana. Kanye West'te beyaz leblebi gelmiş. Beyaz leblebi. O diyor vallahi. Öyle bir ırkçı protesto. Ne linç? Beyaz bebekler mi linç edecekmiş? Çorumlular linç ediyor değil mi? Niye biz Kanye severiz? Kanye West. Kanye. Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi şimdi de fili ne yapacağını düşünüyor. Bangladeş'te. Dur bir... hemen acil bak bakayım. Fil rüya tabirlerinde ne anlama geliyor? Fil görmek. Rüya sahibinin file bindiğini görmesi ticaret hayatında helal ve bol kazancı yorumlanır. Mesela ne bileyim sen rüyanda at görsen. Şey mi? Şule kim lan? Benim diğer manitesi nereden? Özür dilerim. Mesela şey mi rüyasında at görse gidip alır mısın? Hayır. Yani. Sen buna bozulur musun? Ne hayır ya dedi duydum. Terk etsen çünkü sonra. Ne yapacak? At nasıl alayım at ya? Terk etmemiş ki ama. Terk etmemiş, terk etmiyor. Tabii terk etmedi adam. Öyle mi? Fili ne yapacağını ne düşünüyor? Karısına versin. Yani nereye şöyle, mi koyacak? Şöyle açıklıyor. Fili 20 bin dolara satın alan çiftçi oha oldukça ya zor durumda olduğunu söyleyerek 3 öğün yemek bile bulmaya zorlanıyoruz. Filin masraflarını nasıl karşılayacağız? Kızıyoruz ya millet, hani teriyer bile bakamıyorlar gidip sahipleniyorlar falan. At ol at gitmiş. 20 bin dolar bu kadar ucuz mu ya film şeysi? 20 bin dolar ucuz mu? Bize değil. Ona ucuz. Ama Bangladeş ne kullanıyor? Bangladeş abi. Bangladeş'in parası bizden daha değerli şu anda. Her neyse. Biz arada böyle siyasete şey yapıyoruz. Sen yalnız bu Sarp'ı ilgilendirmez. Tabii. Fox'ta mı dizi? Fox'ta. Moskovalı kadınların en çok evlenen... Ama Fox'ta bolsun diyorlar. Aa, İlker abi de Fox'ta. Evet. Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinin ilk sırasında Türkler var. Kadınlar direkt böyle oldu gördün mü? Ama az da alkışacaktı da şöyle oldu bak. Neden canım? Neden canım? Rusya'nın başkentinde yaşayan kadınlar geçtiğimiz yıl 81 Türk erkeğiyle evlenerek yabancı damat konusunda Türkiye'yi zirveye taşıdı. Türkiye'yi 63 kişiyle Nijerya izlemesi de şaşırttı. Beni şaşırtmadı. Beni de şaşırtmadı.
Sosyal mesafeli maç 37-0 bitti. Almanya'da amatör bir karşılaşmada koronavirüs endişesi nedeniyle sahaya 7 kişi çıkan ve sosyal mesafeyi koruyan bir takım sahadan 37-0 yenilgiyle ayrıldı. Ama eğer maçı çıkmasalardı 200 bin dolar ödeyeceklermiş, o yüzden. Aa, her türlü çıkarım. Tabii. 200 bin dolar mı 200 dolar mı alabilir acaba? Amatörlerse 200 bin dolar biraz... 200 bin dolar çok pahalı değil mi? Profesyonel olur. Oğlum 200 bin dolar zaten amatör bir takımın bütçesi tamamı. Tabii doğru. Niye o zaman çıktılar, sahaya çıkmasalardı? 3-0 biterdi o zaman. Parayı ne yapacaklar? Ödesinler. Ay bak, çok severim seni. Çok sevdiğim bir arkadaşımsın Berk ama. Şu ne demek mesela? Haberi veriyorsun insanlara ve senin zaten görevin bu ya. Dönüp şu ne demek mesela? O 200 bin dolar mı 200 dolar mı? Ben ne bileyim o m***yim. Haberi sen okuyorsun. Onu da bize soruyor ya. Ağaçla evlenmişti. Bu yıl da evlilik yıl dönümünü kutladı. Ağaçla mı evlenmiş? Aa, eşim. O da odunla evlendi. Kate birbirlerini çok sevdiklerini ve boşanma niyetlerinin olmadığını söyledi. Gerçekten mi ya? Ağaçla mı evlenmiş? Enteresan tabii ya. Doğa sevgisidir. Belki bir şey dikkat çekmek istiyordur falan mı? Genç kadın bu evliliğin İngiltere karayollarının Worley Country Park'tan geçecek bir yol inşa etmesini engellemek için yapılan kampanyalara dikkat çekmesi için yaptığını umuyor. Yani tabii. Doğru. İyi yapmış. Aslında erkek arkadaşı da çocuğu varmış Kate'in. Ağaçtan. Hayır. Erkek arkadaşındandır muhtemelen. Fidan eve gel artık. Hareket edemiyorum. Akşam yaprak dökümü izliyorlar falan. Mangala karşılar, tahmin edersiniz. Hanım. Hadi artık kök saldım. Enteresan bir aile olurmuş yani. Evet, evet. Şarkı söylerken tavandan düşen annesi sosyal medyada gündem oldu. Gülünmeyecek bir şeydir belki. Durun, evet, linçlemeyelim. Evet. Sonra Twitter'da tavandan düşen anneler dendi. Tekrar alayım. .org. Özür dile Oğuzhan. Sadece Mülter'e dikkat çekmek. Hala ıslak. Ama haksız bir ıslak değil mi? Evet, ıslak. Valla ıslak. Şeyden, ay Allah. Yukarıdan düşen anneden bahsediyorsun. Ya ben haberi okuyamadım ha. Şarkı söylerken tavandan düşen annesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar. Millet bunun yüzünden gidiyor videoya bakıyor. Hinci de izlemiyor diyor. Gidiyorlar, başkalarına gidiyorlar. Oradan sekiyor başka bir yere. Aa, bir dakika. Bir dakika. Artık görüntülerle buradayım. Artık görüntülerimiz var. Oo. Evet. O zaman isterseniz görüntülere geçelim mi artık? Kafam hiç karıştı. Burada ne oluyor? Bizim programa gelen herkes bu tepkiyi veriyor gerçekten. Millete şu an baskı yapıp seni bir program yaptırırız ya inşallah. O kadar isterim ki moruk. Çok. Vallahi gibi ama. Değil. Bak çok ciddi söylüyorum. Aşırı isterim. Çünkü o programı buraya yapmaya geldiğinde biz de pinçi kenarda şey yaparız. Adama böyle köşe iteleriz falan. Müthiş eğleniriz ya. Evet evet. Kesinlikle. Bu, ben şu an niye dışarıdan düşünüyorum? Vallahi çok isteriz. Çok güzel olur çok, ya. Vallahi ben de çok isterim. Hakikaten çok eğleniriz ya. Evet Berk'cim. Görüntülere geçelim hadi. Görüntüleri izleyelim ne olur. Günlerde çalışıyorum bu görüntüleri elde etmek için. Helal be. Oo, babalaya bak babalaya. İzasyondan dev fare çıktı. Görenler şok haberimize gelecek olursak. Oo harika. Ha, buraya atlatsana kanka. Atlat atlat. Atlat burayı atlat. YouTube'dan mı indirdin lan? Giant rat found. Giant rat found. Bakın dev sıçan. Was found in a Mexico City drain. Is a hell. Gerçekçiymiş lan. Evet. Olay bu işte ya. Geç abi evet. Bravo. Hakikaten çok iyi habermiş. Ama gerçekçiymiş. Ben de böyle bir maket falan diyeceğim. Hakikaten böyle saçma sapan bir Lego gibi bir şey zannettim. Evet, bir eziklemiştim ama ben de bir korkardım. Bunda ben de korkardım. Evet. Ya bir de bunun yağmurda kanalizasyona gitmesi hocam. Evet. Özel program yapmışım. Bir mesaj. Yani ya. En şarkıcı Kanye West. İşte buyurun nasıl işe. Gayne. Gayne. Nasıl işemiş göreceğiz şimdi. İşemiş. Aha bu. Aa. Tabii. Fotoğraf bu. Şiş. Das ist eine Mutter. Grammy ödülü. Grammy ödülü şiş. Ve klozet. Ve Kanye'nin. Kanye'nin ayakları. Burayı iş burada yapsaydı ne olurdu? Altın kelebeğin üstüne işiyor falan. Tutuklansın. Bak ne söylüyorum sana. Evet. Bir daha şarkı söyleyemezdi. Evet. Bir daha da Türkiye'de şarkı söyletmezler. Radyolar şarkılarını çalmazdı. Evet. Şarkı söylerken tavandan annesi düşen kızın haberine geçiyoruz. Aa, izleyecek miyiz onu? Tabii. Oh my god. My god. Oğlum kadına bir şey olmamış ama değil mi? Bilmiyorum. Ya ayağı çünkü böyle sanki hissiz sallanıyormuş gibi. Aa. Bak. Bacağa bak. Hissiz sallanıyormuş gibi bak. Bırak. My god. Faul. Faul.
Karısı rüyasında gördü. Fil satın aldı haberimizin görseli. Ben kadını merak ediyorum. Ben de fili. Hangisi kadın? Bu fotoğrafta hanımefendi yok. Burada da filin içindeyiz. Bu oldu oğlum. Yazık. Şu hayvanlara şu şeyi yapmayın ya. Bangladeş bir kendine gel, bir sarsın ya. Evet. Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde ilk sırada Türkler var. Hayali bile yeter. Şurada şimdi kimler oturuyor, kim bilir? Şurada biri mi var? Evet, kadın görseli kullanmadım burada. Burası Moskova. Bravo. Evet. Sosyal mesafeli maç 37-0 bitti. Haberimize geçelim. Bir dakika, en azından bir böyle bizden bir kek o yanına da böyle bir model kapak kız koyaydın ya. Şu anda online derslere çalışıyorum. Photoshop'u da en kısa zamanda. Photoshop'a gerek yok. En çok onunla evleniyormuş zaten. Ya bir tane yaz Rus Türk diye. Sosyal mesafe 37-0 bitti işte o goller. Bunlara 200 bin dolar kesilmez, bu 200 dolardır. 200 dolardır net, değil mi? Net, aynen. Oynatalım. Gol. Gol. Ha, video muymuş la bu? Ağaçla evlenmişti. Bu yıl da evlilik dönemini kutladı işte o fotoğraf. Ağaca üzüldüm ama. Ama çok güzel. Sanki ağaç ona sarılmış gibi. Elini sanki omzuna atıyormuş gibi. Ne güzel ya. Böyle işte abi, doğaya, dünyaya dikkat çeken insanlar olması nerede olurlarsa olsun. Çok mükemmel bir şey. Ümit verici. Harika. Ama çiçek var. Koparmış onu. Aa, çok büyük ayıp ya. Yapma çiçektir, yapma. Ya. Yapay çiçektir. Yapma. Yapay. Yapma çiçek. Çiçeklerden. Ve pezeverk sona erdi. İyi akşamlar. Selamlar. Nasılsın abicim? İyi, sizler ne haber? Abi, programın en güzel yerine geldin şu anda. Hazır mısın? Evet. Ve Sarp Bozkurt konuğumuzdu. Hoşçakalın. Nasıl? Benim en sevdiğim yerim olsun. Düşünebiliyor musun? Bugün çocuklara söylenen ninniler, maniler, şarkılar falan filan. Ya bugün aç hesapla abi, 2020'de kafayı yersin. Şey diye şarkı var. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, ormana, ağacına. Devam ediyor. Gerçekten çok enteresan değil mi mesela? Çocuğa orada ağaç kesmeyi falan anlatıyor. Normalde bir çocuğa dinletilecek şarkımış. Oğlum kurbağa var. Küçük kurbağa. Kurbağayla taşak geçiyorlar. Evet. Gerçekten küçük kurbağa kuyruğun nerede? Kuyruğun yok. Falan. Anladın mı? Saçma sapan böyle taşak geçiyorlar. Şimdi mesela bugün öyle bir şey öğretiliyor mu bize? Hayır. O zaman birçok şeyi aslında upgrade etmek lazım. Dandini dandini dastana. Oo, danaların mesela bostana girmesi. Bir de kobostancı danayı. Niye yemesin. Yemesin lahanayı. Lahana yüzünden danalar üşüyecek. Tabii. Danalar ağlamasın diye tek açsam şu an Twitter'da yarın trend topiyiz. Öyle düşün. Fış fış kayıkçı var mesela. Fış fış ne kadar ayıp, ne kadar ayıp şeyler bu. Kayıkçının küreği, akşamın fincan böreği. Teraz plastik. Nereye bağlanıyordu o ya? Nereye bağlanıyordu? Berkes'in çöreği. Berkes'in mi çöreği? Berk. Hocam bu kimin akrabası? Yani şirkete. Aa, İlker abi seni gördüm ben geçen gün. Televizyonda görmüş. Acıbadem'in karşısındaki otobüs durağında kocaman abi sen varsın. Tek evet. Sen. Yani sanki Fox TV'de bunun dizisi yokmuş gibi. Bir tek sen. Vallahi bir tek böyle İlker abi koymuş. Böyle. İşte kanalın bel kemiği, anladınız mı? Herkes akıllı olacak. Evet, tabii, aynen. Allah Allah. Hadi bakalım. Sarp, konuksun, anlat bir şeyler artık. Ben... Kimler oynuyor Fox TV'deki dizide? Kerem Bürsin. Kerem Bürsin bir sarı yakışıklı. Yakışıklı evet, sarı yakışıklı. Müthiş, çok selamlar. Çok beyefendi de bir adam. Çok inanılmaz gerçekten. Sette nasıl? Evet evet, dedikodu ver. Valla. Gelip çok böyle var. Böyle falan bir şeyler yapıyor musun? Hiç öyle bir şey yapmıyor. Ben yapardım. Öyle vücuda sahip olup bunu yapmamak ne demek bu arada ya? Evet, niye yapıyorsun vücudu o zaman? Madem öyle yapmayacaksın. Sağlıktan yapıyorduk ama. Mantıklı. O var. Hande Erçel var. Ooo. Evet. Başrollerim onlar. Turuncu olan mıydı? Saçı turuncu olan mıydı? Değil ya. Değil. O kim? Siyah saçlı. Elçin Sangu'dan bahsediyor. Elçin Sangu değil. Sen kimle oynuyorsun? Elçin Sangu değil. Sen kimle oynuyorsun? Fox'tan. Bunu anlattı. Hayır. Onu İlker abi yapıyor. Dizide. Hande Erçel'le oynuyor. Hande Erçel. Ben kimle karıştırdım? Elçin Sangu'yla. Hande Erçel. Elçin Sangu. Onlar birlikte bir dizi yaptılar. Kavga etmişler oluyor. Sen Elçin Sangu'yla karıştırmadın onu. Kimle karıştırdım? Kerem Bürsin. Hayır. Ne? Kimle? Berhan Derçeli beğenmiyorum. Neden? Elçin Sangu'yu beğenmiyorum. Ben hangisini ama ikisini de karıştırdım. Elçin Sangu. Turuncu olan da Elçin Sangu değil mi? Evet. Abi bu off the record. Sigerler.
Hepsinin 20 milyon takipçisi var. Bizi paramparça ederler. Gerçekten mi? Sen diyeceksin ki tipine bak. Sen kimsin ki onu beğenmiyorum falan diyeceksin ama ben çok seçiciyim abi. Ben beğenmiyorum. Sen kimden bahsediyorsun şu an? Biliyorsun mu tipini? İşte şeyi, turuncuyu biliyorum. Aa, o değil ki. Turuncunun bizle hiçbir alakası yok. Niye anlatıyorum ki sanki Erçin Sam gibi anlatıyorsun. Sen sordun. Erçin Sam gibi sordun. Hayır lan, Erçin turuncu mu dedin? Hayır, o Erçin turuncu olan değil. Değil. Hande Erçin hangisiydi? Turuncu olmayan. Olmayan. Ben çözdüm. Kıvzı yani. Böyle böyle. Biz hala niye sessiz konuşuyoruz? Evet, artık linç bölümünü geçtik de normal konuşalım. Evet. Kimler vardı başrolde? Hande Erçel ve Kerem Bürsin. 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 Bürsin değil mi? Onu sordum orijinali özellikle. Ne? Sen sordun mu? Ne dedi? Sordum. Bürsin dedi. Tamam abi. Yani Kerem Bürsin'den aldığımız Bürsin habere göre soyadı Bürsin. Bürsin. Evet. Onu lütfen Bürsin değil Bürsin olarak söyleyin. Evet. Başka kimler var? Hande Erçel başrolde. Hande Erçel kızıl değil. Kerem Bürsin. Bürsin başrolde. Bunlar. Anıl İlter var. Evet. Anıl İlter'e de selamlar. Çok severiz. Muazzam bir kadro kurmuşlar gerçekten. Evet, hakikaten. Hakikaten öyle. Komedi dizisi mi? Romantik komedi. Hayırlı olsun. Hangi günler yayınlanıyor? Hani onu söyle bilelim ki. Çünkü ben hep internetten izliyorum. Evet, mecran evet. Burası o yüzden. Aynen. Nereden internetten YouTube izliyorsun? YouTube'da yok. O zaten. Var var YouTube'da. Hadi yok de bana. Bak dizide oynayan adamsın. Hadi yok de şu anda çıkartayım. Yok. 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 YouTube'da yok. Hadi net dizine. Yok, koparılan çiçekler. Hadi Erçin. Neydi gerçekten çok farklı. Sen çal kapımı. Sen çal kapımı. Çarşamba. Çarşamba akşamları. Çarşamba akşamları 21.45'te sanıyorum. 21. 21'de. Biz bu arada parti bitirdik, şu an şımarıyoruz. İlker abimizin yana gidelim. İlker abi, bu bizim ödemeler. Çok kısacık bir part bu. Partın anlamı da şu. Sizden gelenlerle pinç yapacağız dedik. Çok güzel videolar göndermeye devam ediyorsunuz. Çok video geldi. Bazıları biraz saşa geçmek için de yollayan olmuş. Bak yapamadım. Tüh deyip videoyu kapatıyor falan. Fona babala yazmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gidin istediğiniz yerde çekin, bize gönderin. O gelen videolardan böyle hızlı bir teaser gösterebilir miyiz arkadaşlara? Hadi o zaman. O zaman pinç başlasın. Hadi bakalım. Kapı tıklandı aynen şu şekil. Açmanla birlikte içeri bir tane Japon daldı. Aklıma direkt Covid-19 geliyor. Hoca dedi ki 70'i geçen olursa da yemeğe götüreceğim. 80 aldım. Adam çıkartmış cebinden 20 lira para vermiş. Bugün anlatılacak çok şey var. Ne oldu az önce? Peşim ya. Ben her seferinde bir şeyler anlatmaya çalışırken benim kafamda niye bu müzik çalıyor ya? Oğuzhan'cığım alkışa bas canım. Alkışlayın. Tamam lan, bir kişisin zaten. Türk insanları olarak linç yiyeceğim burada. Bunu insanlık diye değiştirelim. Okuyor kitabı. Altına herif şey niye yaptınız? Herif dedi ne? Tamam. Anlatacağımı da bilmiyorum. Benim o filli söz bulmam lazım. Los Angeles'ta master'ını tamamlamaya çalışan bizim... Hezebel haberleri yapmayı düşündüm ama haber bulamadım. Ya ne kadar zormuş, ışığıydı, kamerasıydı, tripoduydu. Evet sana diyorum ama sen kim olduğunu hiçbir zaman bilmeyeceksin. İnsanla oturunca şöyle bir masa sinesi geliyor yani masaya. Bir film çekmeye çalıştık, inşallah beğenirsiniz. Yayınlarlarsa Ekim'e, yayınlamazlarsa her türlü Ekim'e giriyoruz zaten. Çok tatlılar lan. Sizler de efendim yollayınız. Çektiğiniz orijinal el yapımı ve ev yapımı pinçleri yayınlayalım. Siz de gönderin. Siz de kazanın. O ne? Onları izlenecek. Parasını biz yemiyor muyuz? Sürekli biz de o ekipte olalım, çok eğleniyorsunuz, biz de eğlenelim, gelelim, görelim, en azından bir programa bizi davet eder misin gibi gerçekten binlerce mesaj alıyorum. Çekiliş yapıp insanları davet edip evet. Rita Deli'nin ana sponsorluğunda bir barbekü partisi yapalım istiyorum ben. Sen işte etleri pişir abi, ben böyle etleri alayım, ekmeğin arasına koyayım, takipçimin ağzına deptirivereyim böyle, onlar yesinler. Birebir bir reaksiyon olsun, öyle bir şeyler yapalım istiyoruz. İlk yapacağımız şey pinç barbekü partisi olabilir, ismini tabii sonra modifiye edebiliriz. İkincisi başka bir şey olur, futbol maçı yaparız abi takipçilerimizle, bizim kızlar bir makyaj yapar onlara, değil mi? izleyicilerimize. Sonuç olarak şimdi İlker abi tabii daha değerli toplu anlatacak ama ben istiyorum ki artık izleyicilerimizle bir araya gelelim. Tabii ki sosyal mesafeyi de asla şey yapmadan. Yok ya, onunla ilgili sıkıntımız olmaz. Geniş bir çayırda hep beraber vakit geçiririz. Benim uzun zamandır işte takip ettiğim, gördüğüm kadarıyla babala izleyicisi ve seninle beraber çok büyük bir aile fakat birbirine yeterince temas etmediğini görüyorum. Yani yorumlarda sanal olarak videonun altında böyle bir temas var ama tam olarak bir aile. Ailenin de kimi zaman bir araya gelip zaman geçirmesi gerekiyor. Tabii ki bilmem kaç milyonluk bir aileyle sürekli
sürekli bir araya gelinmez ama Babala TV macerasına biz de dahil olduk ya artık, evet. Yani bizim de böyle bir fikrimiz, katkımız olsun. Pinç severlerle ayda bir araya. Bizim dükkan bir sponsorluk yapar. Kura yaparız. Bu kurada atıyorum 20 kişiyle. Sen dediğin gibi ben de seve seve mangalın başına geçerim. Ne güzel olur ya. Projesi vardır çocukların. Çok acayip. Kesinlikle. Zehir gibi kafalar var abi. Bazısını kaçırıyoruz, bazısının elinden tutmaya çalışıyoruz naçizane. Onlar gelirler, bize fikirlerini anlatırlar. Yani hep beraber koca bir gün geçireceğimiz aktiviteler yapalım diyoruz. Fikirleri de alırız. Bugün mangal yaparız. 2 gün sonra kamp yaparız. 3 gün sonra Çanakkale gezisi yaparız. Bilmiyorum ki. Abi, yani çok güzel olur ya. Ne güzel olur, yaşasın. İçinde bulunduğumuz dünyanın ve dönemin anlam ve ehemmiyetine binaen bir şey aklımıza gelir. Yani güzel bir 23 Nisan şenliği yaparız. 19 Mayıs bayramını kutlarız. Yapılacak çok şey var. Ben bunu istediklerini hissediyorum. Ben de Pinch'i çok seyreden bir adamım. Ben bunun olmasını çok isterdim. Yani seninle beraber vakit geçirmek, eğlenmek, maça gideriz. Milli maç olur 2 gün sonra. Oraya gideriz, buraya gideriz, yemek yeriz. Bence bu çok kıymetli bir bence şey. Bence de ya. Olur da izleyicinin de hep beraber bir fikri vardır. Ya abi bu ayda şunu yapalım dediğiniz şeyleri de yapabiliriz. Her ay demek ki o zaman sponsor da var. Yardırırız ya. Yani evet. Yapacak bir şey yok artık, bilemiyorum. Eğer beni de kabul ederseniz ben de Ekim ayının sonuna doğru artık Babala TV'de programa başlıyorum. Birden fazla format var. Seninle de konuşmuştuk. Hem üniversite öğrencileriyle, üniversiteli arkadaşlarla bir şey yapmak istiyorum. Gençleri yarıştıran ve ben biliyorum. Bilmiyormuşum gibi soruyorum burada da. Hani sanki Oğuzhan abinin aklına geldi fikir, bak görüyor musun falan desinler de öyle yapıyorum. Ya diyorum ki bu televizyonda yaptığın yarışma formatının gençlerle yapılanı bence müthiş olur. Ne bileyim, ödül olarak da onlara işte laptop, o ayki kirası, buzdolabını dolduralım falan gibi ödüller. Çok zekice değil mi ya şu an? Nasıl sağlam düşündüm gerçekten. Hepsini de ben düşündüm şu anda. Hepsi de benim aklıma geldi bence şimdi. Yok yok, İlker abilerin formatı zaten bu şekildeydi de. Gençler bayağı yarışacaklar, çok eğlenecekler. Finalde de güzel güzel ödüller vereceksiniz. Evet ya, üniversite dünyası muhteşem ya. Üniversite öğrencisi olmak bence insan hayatındaki en kıymetli 3-5 seneden bir tanesi. En bağımsız olan, en eğlenceli, en saçmaladığı ve bundan da müthiş eğlendiği bir serüven. Ben o serüvenin bir parçası olmak istiyorum. Aslında davet etmiyorum. Davet bekliyorum yani. Ben o serüvenin içine girmek istiyorum ve karşılığında da onların evlerini ferahlatacak, hatıralarına da büyük bir iz bırakacak bir iş yapmak istiyorum. İhtiyacı ne varsa, tablet olabilir, ne bileyim işte spor araba olabilir, bunun gibi şeyleri. Hazır ÖTV'de gelmiş. İnşallah yayına sokmayız. İlker Aylık Babala TV'de bir yarışma programı yapacak. Ben de burada izleyen tüm herkese, bütün arkadaşlara beni aralarına kabul etmelerini rica ediyorum. Senin başarına da büyük bir hayranlığım var. Arkadaş olarak söylüyorum bunu. Kaldı ki benim hayranlığıma zaten ihtiyacın yok. Zaten. Bana böyle şeyler yapmayın abi. Yok estağfurullah. Bunları senden duymak zaten inanılmaz. Özellikle yakında bir projemiz başlayacak. Babala aracı. Babala TV'nin bir arabası. Gezecek bütün Türkiye'yi. Okan abiden nasıl medya arkasını çaldıysak Beyaz Show'dan da o gezici aracı çaldık. Gezecek, içinde kamera olacak. Beyaz Show'un aracı var mıydı? Arabası var mıydı? Dışarıdan kiralıyordu onlar. Araba gezecek bütün Türkiye'yi. Üniversiteleri, sokakları gezecek. Siz o arabanın içine girip kameraya derdinizi, sıkıntınızı, yeteneğinizi, her şeyinizi anlatacaksınız. Babala da programcı olacak aslında. Aynen ya da öyle. Babala programlarından bir tanesinin bir parçası olacak. Evet, gezici aracımız bütün Türkiye'yi dolaşacak. Artık size ulaşmak açısından çok acayip şeyler çıkacağına eminim. Sizin oylarınızın ne kadar güven altında olduğunu göstermek için bu kafeste. Biraz da işte arkaya uyumlu olsun diye yaptı Banu onu. Ben onu hiç yapmadım ya. Nasıl seçeceğiz insanları? Bu kutunun amacı nedir abi? Moda'da bir dükkanımız var. Rita Deli orası. Partinin sponsoru da o olacak. İşte oraya gelecek. Sosyal medya hesabını yazacak. İçine atacak. Instagram'da Rita Deli 18'i takip etsin arkadaşlar. Her an sürekli oradan bilgilendirme yapılmış. Gidiyorsunuz Moda'daki Rita Deli'ye. Instagram sosyal medya hesabınızı karta yazıyorsunuz. Ben de atıyorum. Benim iki tane hesabım var. İkisini de yazmışlarım. Ufaktan bir tepki de alabiliriz. Ne, neden yalnızca İstanbul? Yani mesela biz bu kutunun aynısını önümüzdeki dönemlerde ne bileyim Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a, Ankara'ya, Bursa'ya götürebilecek miyiz? Birinciyi bir hayırlısıyla kazasız belasız bir atlatalım. Sonra bütün memleketle niye paylaşmayalım ki? Süpersiniz. Ben çok teşekkür ederim. Güzel olacak. Rita Deli 18 Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Adresi, her şey zaten o Instagram hesabında da mevcut. Ayrıca zaten bu çekiliş sonucu da o Instagram hesabından açıklanacak. Her partiden sonra da o videoları bir sonraki bölüm Pinch'te paylaşmak istiyoruz. Bakalım hep beraber yan yana geldiğimizde neler yapmışız diye Pinch'in içinde bir part yapmak istiyoruz. Siz de tabii onay verirseniz, gözükmek isterseniz. Ayrıca Rita Deli'ye gittiğiniz zaman şunu atarken böyle bize bir poz. Oradan bize fotoğraf atar, etiketlerseniz şu şekilde çok memnun oluruz. Bir de Instagram'dan duyuralım. Yarın öğlen 12'den itibaren Rita Deli'de, restoranda, Moda'da bu kutuyu görebilirsiniz. Katılmanızı bekliyoruz. Etiketini yapalım. Oğlum yarın derken salı koyacaktık biz bunu. Sileyim mi? Ama çok geç. Şu an 4000 kişi görmüş. Yapmıyorum. Ki hepsini yüklenmedi bile yani. Daha yüklenmedi. Tamam yok. Ben giderken karşıya götürdüm. Dükkanı açar bırakırım onu. İyi. 9000 olduğuna göre artık kapatıyorum bunu.
hayatımıza renk geldi. Çok teşekkür ederiz İlker abi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi izlenceler, iyi izlemeler. Var mı bizden istediğin bir şey? Yok abi, ne olsun. Ne bileyim, böyle sevdiğin biri vardır, onu övelim. Biz böyle yavşağız biliyorsun yani. Program olarak. Güzel, bak filmi de izleriz. Ulan film izleme günleri bir de yaparız içelim. Orada. Bir açık havada. Değil mi? Çok iyi olmaz mı? Ay. Herkes hazırsa başlayacağım. Belki sen çok hazırsın ya. Sen başladın mı? Kayıtta mısın? Hep böyle hınzır. Başlayayım o zaman. Suratınız niye bu kadar gergin? Okan abiyi gördüğünüz zaman niye bu kadar geriliyorsunuz acaba? Ya Allah Allah. Biz büyük ihtimalle senin esprilerini, şakalarını çalıyoruz programda. Onlar da böyle dayanamıyorlar. Böyle bir taraftan böyle bir suçluluk duygusuyla bakıyorlar. Her Okan abi geldiğinde ki, her Okan abi geldiğinde diyebilmem için müthiş bir sebep var. Çünkü Okan Bayülgen konuğumuz. O kadar çok fazla işe koşturdun ki bu dönem özellikle. Salgındı falandı filandı ama bir taraftan bir tiyatro oyunu vardı Amadeus. Sen ona bayağı bir hazırlandın. Saç modelleri, provalar, ezberler. Sonra derken bu salgın olayı oldu. Nasıl etkiledi abi? Şimdi tiyatrolar gerçi artık tekrar açıldı galiba bildiğim kadarıyla ama evet. Bir açtık bir kapattık, bir açtık bir kapattık da oyuncunun performansını etkiliyordur. Şöyle ki şu anda alınan karar çok doğru. Ne yaptı? Kültür Bakanlığı dedi ki ben opera, bale ve tiyatroyu il hıfzı sıha kurulları tedbirleri dışında bırakıyorum. Çok doğru bir karar. Özellikle bu sanatların izlenme şekli açısından çok doğru bir karar. Çünkü tiyatro, opera, bale dediğimiz zaman seyircisinin kontrollü bir şekilde oturduğu, yani hiç kimse herhalde ayakta birbirine sarılarak ve içerek bir bale seyretmiyordur ya da bir oyun seyretmiyordur ya da klasik müzik konserlerinde böyle değildir. Dolayısıyla efendi bir oturma şekli var. Bu da aslında bu düzenlemelere çok uygun. Ha, onun için ne yaparsın? İşte bir koltuk boş, bir koltuk dolu gibi bir yöntem kullanırsın. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın bu kararı şu açıdan da çok iyi. Çünkü ülkede bu kültür hareketlerinin nesilden nesile devamı. Yani şöyle diyemeyiz. Pandemi süresince bir sene ya da iki sene boyunca biz insanların bu tüketimlerinden muafız, umurumuzda değil filan diyemeyiz. Doğru bir karar. Kötü karar arabesk müzik söyleyenlerin, rock müzik söyleyenlerin ya da pop müzik söyleyen arkadaşlarımızın bize gelip bale kıyafetleri içerisinde lütfen bize biraz bale çalıştır demek zorunda olmaları ya da Serkan Kaya'nın operaya geçmesi kötü olabilir. Yıldız Tilbe'nin operaya geçmesi yine sakıncalı olabilir. Bu insanların bize gelip, ben eminim çoğu bana gelecekler, ya şu benim şarkılardan bir müzikli oyun yapmasak mı diye. Çünkü konserler tehlikede. Ama niye konserler tehlikede olsun? Orada da bazı örnekler yüzünden filanca açık hava tiyatrosunda bir konser vermiş de herkes birbirine sarılarak izlemiş. Evet, herkes eşine sarılsa, sevgisine sarılsa sorun yok ama 8 kişi birbirine o şekilde sarıldığında zaten sorun var her zaman gibi. Pandemiden önce de sorundu bu yani. Düşünüyorum. Yoksa bu karar doğrudur, bu karar çıkmıştır. Ha, Amadeus'ta ne oldu? Amadeus 14 oyun oynamış ve kapalı gişe giden, ya 3 ay sonrasına bilet bulunmuyormuş diye telefonlar aldığımız bir oyundu. Tekrar gösterimine girecek Ekim başında. Arzu edenler Biletix'ten şuradan buradan takip edebilirler. Keza benim oyunlarımda ne oldu? Ben de Dada Salon'da Mecidiyeköy'de, orası bir gösteri merkezi. Orada yemekli içmekli oyun izleniyor. Ben de orada bu gösterilere devam edeceğim. Artı şunu düşünüyorum. Çok önemli. Bütün hizmet sektörü sanıyor ki insanlar bize gelemiyor. İşte o kadar paranoyak ki bunlar. Korkuyorlar. O yüzden çatal kaşığı, bir zarf, bir zarf daha. Kapıda bir kontrol, ateş mateş bilmem falan. Bu değil mesele. Asıl mesele paranın olmaması. Para yok ve seyircinin ağırlıklı bir bölümünü teşkil eden çalışanlar, beyaz yakalılar, mavi yakalılar, eğitimli insanlar, bu insanlar için büyük bir iş kaybetme tehlikesi var. Her ne kadar şu anda işten atmak yasak olsa dahi, çünkü çok fazla yerli yabancı şirket pandemide operasyonel harcamalarını nasıl kısabilecekleri bilincine eriştiler ve bu yüzden kâra geçtiler. Yani sadece iletişim şirketlerinden söz etmiyorum. Onlar zaten kârda olacaklardı pandemi dolayısıyla ama birçok şirket dedi ki iş yerine kimse gelmeyince ben bu operasyonel harcamaları kısınca ben meğerse zaten kâra geçiyormuşum. O yüzden büyük şirketler, patronlar, çok uluslu şirketler, onlar işten atma serbest bırakıldığı anda çok kişiyi işten çıkaracaklar. Dolayısıyla seyirci kitlesinin büyük bir bölümü, bu hepimizin izleyenlerinden bahsediyorum, yani YouTube'da da izleyebilir ya da gidip fiziken bir mekanda da izleyebilir.
olabilir. Onların morali çok bozulacak. Dolayısıyla benim kabarem tiyatro izlemek açısından pahalıya tiyatro bileti satılan bir yerdi. Şu anda Ekim'in sonundan itibaren yani 20-21 Ekim, 23 Ekim itibariyle bir kafede ödediğin rakamdan daha ucuza çıkabileceğin bir yer haline getiriyorum. Bunu niye yapıyorum? İnsanlar onlarla arkadaş olduğumu, onların halinden anladığımı bilsinler, anlasınlar, bunun dedikodusunu yapsınlar. Biz buraya gidip uzun saatler eğlenip bir şey izleyip ve kontrollü bir şekilde izleyip ve buradan çok küçük rakamlarla yani köşe başındaki dönerciden daha ucuza çıkabiliyoruz. Eğer anlarlarsa, bunu yayarlarsa o zaman ben de bir kapalı mekan olan kabaremi pandemiyle beraber yaşatırım ve daha uzun yıllar yaşatırım. En büyük tehlike şu, insanların birçok şeyi yapışlarındaki frekansları azaldı. Daha az yapıyorlar. Şu köşedeki kebapçı daha az gidiyor. Şu meyhane daha az gidiyor. Sinemaya daha az gidiyor. Yani her şeyi gittikçe daha az yapmaya alışmak. Daha az seks olduğunu görüyorum toplumda. Ben de maalesef. Bu toplumsal bir sorun, soyumuzun devamı açısından. Özür dilerim, çok uzun konuştum. Hayır, bir önceki program hatırlasana. Ben böyle ne güzel canlı yayında Okan Bölge izliyorum. Ama orada sonra kesilince... Beğenmedin. Kötü mü olmuş? Ha? Kötü mü olmuş çok? Ya benim fikrim hep aynı. Benim fikrim hep aynı. Çünkü ben... Nefes aldım diyorsun. Evet, nefes aldım. Çünkü ben seni seyrederken senin bir an hiçbir şey yapmadan durduğunu da görmek istiyorum. Kız olsam sana aşık olmak için buna ihtiyacım var. Çünkü hiçbir kız sürekli ona aşık olduğunu söyleyen bir adamın sürekli aşık olduğunu söylerken ki haline aşık olmaz. Çok doğru ama. Onun bir an sustuğu ana aşık olur. Çünkü susmuştur yani. Mesela sevgiline sorarsın. Sormuyor musun ya? Benim neyim benim? Şöyle bir duruşum var ya. Evet. O hiçbir şey yapmadığın ana aşık olur ve sen hiçbir şey yapmadığın bütün anlarını kesiyorsun ve benim de hiçbir şey yapmadığım anlarımı kesiyorsun. Bize kim aşık olur ki? Biz durmadan konuşuyoruz ya. Yani durmadan konuşuyoruz. Kimiyiz biz? Neyiz yani? Bu bir an durman lazım. Arkadaşlar zaten programlarımızın süresi 2 saat oldu. Bak bu kesmelere rağmen artık biraz sakin olalım. Kendimiz de yoruluyoruz. Of ya. Bir de şey tabii hayır. Çok haklısın. Ben mesela çok geç öğrendim bu speed'i değiştiriyorsun ya. Ben onu hızlı izliyorum diyor. Yani evet o Cüneyt Özdemir'i hep speed'de izliyorlar abi. Çünkü Cüneyt bir şey yapıyor mesela. Ne olacak diyor mesela şu bu siyasi bir şey. Ne olacak? tamam. Onun yani speed'de izlemekten başka çare yok ki. Yani o neresiyse ya da ne onun adı? Cursor mı? Don gibi bir ismi var. Onun böyle yani onu nerede bir şey söylüyor acaba filan. Çünkü seviyoruz adamı. Gazeteci bir şey oradan bildiriyor. New York'tan filan bir bildiği vardır diye seyrediyoruz. Yani hareket ettirmekten fenalık. Ben şeyin değerli olduğuna inanıyorum. Sessizliklerin. Hani şey diyor ya önemli müzisyenler söylerler. Birçok benzer laf var. Yani Miles Davis'in sessizlikler soloya dahildir demesi gibi. Yani bazen bir şekilde durduğun yerin öyle bir önemi oluyor. Bir şey dedin filan ve durdun ve durduğundaki bakışın, duruşun. Ah vermek istiyorum denilen an orası. Konuştuğumuz an değil. Yıllardır ben bütün problemimi çözdüm şu anda. Bu beni kafaya alacak. Hayır yani. Hayır vallahi almayacağım abi ama çok haklısın. Ben bazen benim programlarımı izlerken yoruluyorum. Durman lazım ve durduğunu göstermen lazım. Çok haklısın. Ben de şu an arıyorlar. Ne oluyor şu an? Herkesin derdi uyumak, uyumak, uyumak. Uyumak nasıl rahatlayabilirim? Nasıl rahatlayabilirim? Ben bu durumu çok çirkin buluyorum. Yani öğleden sonra 3 ben bir açık çay alayım. Yalnız çok açık olsun. Gece uyuyamıyorum da Allah belanı versin seni. Sen Allah'ım nasıl şanslı bir kulusun ki öğleden sonra 3'te çay çok açık olmazsa onun gecesinde uyuyamıyorsun. Allah senin belanı versin. Sen nasıl bir yaratıksın ya. Yani sevişirken ne dersin acaba? Bana öyle bir şey ver ki mini mini açık olsun. Hiç hissetmeyeyim. Sonra uykum kaçıyor. Şöyle gelenler var. Korkunç bir şey. Korkunç. Böyle tiplerin dünyasında yaşıyorum. TikTok diye bir şey var abi. Ben de varım TikTok'ta takip edeyim. Açtım. Şimdi açtın mı tabii TikTok? Tabii matbaayı geç keşfetmemek lazım abi. Herkes milyonlar izleniyor böyle yürüyor. Ve gerçekten kayboldum. Yani zekam yetmedi benim TikTok'a video çekmeye. Girdim. Bizim için çok alelade. Bazen
yapma oğlum insanların yanında falan diyeceğimiz şeyler orada hit olmuş. Ve biz kamerayı halka çevirdiğimiz zaman kendimizden şüphe etmeye başladık. Bazı şakalar, ulan bu şakada yapılmaz falan dediğimiz şakalar aslında müthiş şeylermiş. Ya. Bizim masterpiece'imizmiş yani. Öyle güzel şakalar yapmışız biz aslında. Dijitalin getirdiği bir şey var. Çok hızla yayılmak. Çok hızla yayılmak, çok hızla bitmek anlamına da geliyor. Çok hızla tükenmek anlamına da geliyor. Yani bu tehlikeli, bu çok tehlikeli. Çünkü toplum yavaş yavaş içine sindirdiği herkesi tutuyor. Hızla aldığı, tükettiği, hızla bahsettiği kişileri de hızla kullanıp hızla kullanımdan çıkarıyor. Bu bir insan olması gerekmiyor. 1997'de aldığın kazakla 2020'de aldığın kazak arasındaki fark gibi. Birisine duygusal olarak bağlısın, onu atamazsın, sokağa giyemesen bile gece giyip yatarsın. Öbürü hızla tükettiğin, hızla kullandığın şeyler ve ikonik olanlar. Bir arkadaşımız bugün toplantıda söyledi. Çocuğun eski oyuncaklarını 3000 liraya sattım dedi. Biz dedi ki vay be gelire bak. Birçok ünlü bu paraya sahte çay reklamı yapıyor Instagram'da. Yani o gelire hayret ettik. Bir anda herkes evde çocukların oyuncaklarından söz etmeye başladı. Ve bir arkadaşımız da dedi ki aman dikkat edin. Eski oyuncakları satarken eski birikmiş kartlar bilmem neler, legolar, cartlar, curtlar. Çünkü bunların arasında bir anda bir tanesi dünya internetinde 10 bin dolar ediyor olabilir. Çok dikkat etmek lazım. Eski çocuk koleksiyonlarına. Şimdi bu bize şunu da gösteriyor ki bazı şeyler duygusal olarak bağlanıyor. Mesela İstanbul'da birçok mekanı düşünüyorum. Bu mekan hala nasıl çalışıyor diye, hala iş yapıyor diye. Sonra diyorum ki evet bu aslında 90'lı yıllarda insanlar bugünün zenginleri zengin olmaya başladıklarında onların favori mekanıydı ve şimdi oralarla ilgili duygusal bağları var. O yüzden oraya gitmeye devam ediyorlar. Ya da bir takım şeyleri o yüzden kullanmaya başlıyorlar. Hızlı tüketimin sadece Fransız çanta markalarına bir zararı yok. Bütün medya insanlarına da bir zararı var. Çok hızlı kullanıyor, bitiriyor. Yani bu benim için en önemli belki arkadaş tavsiyesi. Bütün beraber çalıştığım insanlara ya da sevdiğim arkadaşlarıma söyleyeyim. Yani beni 1995 senesinde seksi bulmuş. Hala buluyor. Çünkü o da benim gibi yaşlandı. Dolayısıyla hala buluyor. Yani şöyle demiyor, Allah'tan ümit kesilmez filan demiyor. Yani onun için benim suratıma, şurama, burama hani bir şeyler yaptırmasam daha iyi ve seksi buluyor. Bunun için vakti vardı. Bunun için zamanı vardı. Yani ben seksi değildim belki ama bunu düşündü, uzun süre baktı. Evet dedi, bu fena değil dedi filan yani. Bunu şimdi 2020'de nasıl yapacağız ki? Hemen pipini göstermen lazım. Öyle bir vakti yok kimsenin yani. Evet ya. Anlatabildim mi? İntroyu atlıyorlar hakikaten. Evet introyu atlıyor, bravo yani. Yıllarca bir hayat yaşadım. Dedim ki ben herhalde çok sapık bir herifimdir filan dedim böyle. Sonra baktım ki kendi kendime böyle heteroseksüel salak bir herifim yani. Hiçbir renk katamamışım seks hayatıma. Millet bir şeyler anlatıyor program kulislerine falan. Gidiyor muyuz diyor falan. Nereye diyorum falan. Nasıl lan? Siz öyle şeyler mi yapıyorsunuz? O da beni çok çılgın buluyor ya. Diyor ki sen yapmıyor musun? E biz hani sen de gelirsin diye düşündük. Yapma ya. Ben gelmeyeyim abi. Yani anladım. Tabii. Tabii böyle bir anda hani çok çılgın görünüp de böyle evliye hazır genç adam gibi de hayatını bitirebilirsin yani. Girelim. He. Ben dışarı mı atıyorum kendimi sürekli? Evet. Peki. Ona doğru ayıp olur diye gelmiyorum. Birisi üzerine çıkar ya yemek yerken filan da ben ayıp olmasın diye. Beyaz abi dokunmadan bırakmıyordu böyle kimseyi. Abi Beyazıt'tan çok şikayetçiyim. Neden? O konuda yani bütün geçmişimle ilgili böyle bir şeyi ısırıyor. Öpüyor, ısırıyor ve sıkıyor. Bunu biliyorum ki sevgisinden yapıyor ve bir gün dedim yani farklı mısın? Ben sana hiç bunları yapmıyorum. Neyi yapmıyorsun? Öpmüyorum, ısırmıyorum ve sıkmıyorum. Yani çok ağır sıkıyor. Bacağını sıkıyor bak. Çok seviyorum seni falan diye. İyi de görüntü çok kötü oluyor yani. Kamerada o sırada görüntü bacağını sıkıyor ama o çok mutlu ve seni sevdiğini söylüyor. Sen acı çekerek sırıtıyorsun. Öpüyor, sarılıyor. Sarılıyor çok fena. Pandemiyi ben evde geçiremedim açıkçası. Hem şehirler arası hem işle ilgili hem televizyona gittim kitap okudum. Gece belli bir saatte insanların uyku problemleri oldu pandemide diye filan. Ama o zaman endişeli değildim. Çünkü o zaman hepimizin seslendirdiği biraz önce senin de söylediğin gibi ya bu bir illüzyon mu yahu? Hiç bizim buralarda hasta olan yok. Galiba şuralarda hastalanıyorlar filan gibi yerler işaret ediliyordu. Daha ekonomik olarak daha düşük gelir seviyesi
seviyesi ya da başka bir şey falan filan. Bu da bir tür öyle bir eğitimli insan küçümsemesidir yani, haz etmediğim. Sonra baktım içinde olduğum WhatsApp gruplarında çıkmaya başlayınca ha dedim bunlar tatile gittiler. Mesele şu. Mesele şunların tartışılması, boş yere tartışılması. Demek ki o kapı koluna bir kere dokunduğumuzda virüsü kapıyoruz ve bu içimizde ürüyor değil mi? Hayır, doğru değil. Çünkü bütün Dünya Sağlık Örgütü ve sonraki bütün konuşmalar şu yönde ve bugün güncel olarak en çok sözü edilen, sizin virüs yüklenmeniz gerekiyor. Yani bir virüs yoğunluğu ya da virüs yükü tabir ediyorlar. Tıbbi olarak daha doğru kelimelerle. Demek ki boş yere marulu sabunladın, kabuğunu soyacağın muzu boş yere sabunladın, salatalıkları pürü pak ettin. Gidip o tatili yapacaksan disco müziğiyle hepek 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 cikak cikak diye böyle dingildiyeceksen, arkadaşına böyle bağıra bağıra ne haber ulan seni özledim diyeceksen, ağzına kusacaksan zaten normal. Şimdi biz oyuncular şunu biliyoruz. Hangi arkadaşımızın daha tükürüklü konuştuğunu, hangimizin daha az tükürüklü konuştuğunu biliriz. Hatta bir oyunumuzda uzun yıllar önce çok tükürüklü konuşan bir arkadaşımız, ki bu tükürüklerin hiçbiri seyirciye gitmez, kendi aramızda yıkanırız bu tükürüklerle. Çünkü tiyatro aslında çok yüksek perdeden konuşarak onu sanki sana fısıldıyormuşum gibi söyleme şeklidir. Teknik olarak konservatuvarlarda bunlar öğretilir. Bir arkadaşımıza iki katlı bir sahnede oynarken o kadar tükürüyordu ki bir böyle tiradında şemsiye açmıştık şaka olarak son oyunda. Yani yıkanıyorduk çünkü. Ve biz bunu biliriz ve biz karartılmış bir salonda sadece spot ışıklarının huzmesinde o parçacıkları bugün hani bize bilim insanlarının özel çekimle gösterdiği o kırmızı, mavi, bidi bidi partiküllerin hepsini biz görürüz. Zaten öyle konuşuruz. Bu Mehmet Ceyhan daha önce bilim kurulunda olan bir kere durdu, dedi ki Türkçemiz çok güzel bir dil. Fransızcaya, Almancaya göre neden biz daha ağız içinde konuşuyoruz? O kadar tükürmüyoruz konuşurken filan gibi bir şey söyledi. Şimdi bunun üzerine gidilmesi gerekiyordu. Ondan uzun süre sonra bu İngiliz uzmanlar, bulsam bir yerde neler yapacağım. Bu İngiliz uzmanlar dediler ki aslında yüksek müziğin böyle bir problemi var. İnsanları bağırtarak konuşturuyor. Ben de hatta tweet attım, mivit attım filan. Yani konserlerden söz etmiyor. Konserde müziğin sesini istediğin kadar aç. Bir adam kontrollü bir şekilde, kontrollü spot ışığı altında olan bir şeye bakıyorsa o aydınlıkta virüs bulaşmaz. Tiyatroda, konserde, operada, balede, hiçbir şeyde. Ama sen yüksek müzik, restoranda çalan müzik eşliğinde bir yandan yemek yiyerek ya da önündeki havuçları, salatalıkları ağzına sokup şapur şupur tükürük ifrazatı yapan bir şekilde bir de yanındaki arkadaşına bağıra bağıra konuşursan o müzik yüzünden işte burada bulaşıyor. Bu şekilde bulaşıyor. Dans etmekle de bulaşmıyor. Dans ederken konuşmak yüzünden bulaşıyor. Yani kebapçıya gittiğim zaman müzik dinlemek için gitmiyorum. Kebapçıların bunu anlaması lazım. Ya da bir kafede arkadaşımla buluşuyorsam bana çaldığı, benim için seçtiği o salak müziği dinlemek için gitmiyorum. Arkadaşımla konuşmak için gidiyorum. Şu müziği kısın, kapatın. Bu aslında yayıyor bu işi. Adam senin uzmanlığın ne, muhallebicisin? Niye tekno çalıyorsun ki bana? Yani niye bilmem ne müziği, niye rap çalıyorsun, niye müzik çalıyorsun? Çok sevdiğim bir şarkıyı da çalsan. İstemiyorum. Niye benim için seçtiğin müziği çalıyorsun? Bodrum'da bizim braserimiz Sahrap Soysal'la açtık. Braseriye doğru yürüyorum. Sahrap nefis yemekler yaptı. Braseri bu yaz çok güzel çalıştı. İlk defa kumruların sesini duydum. Orası benim bir açıdan da büyüdüğüm evdi Bodrum'da. Şimdi orayı Anıtlar Kurulu'yla beraber çok güzel yaptık hakikaten. O değerli sakız evi ortaya çıktı. Dedim ki kumruların sesini duyuyorum. Sanki yıl 1974 dedim. Bir baktım Sahrap müziği açmış, dans ediyor. Yani bayılıyor çünkü Sahrap. Şarkılar çalsın, insanlar eğlensin, mutlu olsun. İnsanlar müzik istiyorlar. Mekanda müzik çalmazsan sanki adam kaçacakmış gibi geliyor. Hayır, o yemek yemeye geliyor. O ne içiyorsa onu içmeye geliyor. O arkadaşıyla konuşmak için geliyor. Devlet nasıl bir kural koydu? 12'den sonra. Bana ne? 8'de virüs kapıyorum ben. Ne 12'si ya? Akşam 8'de kapıyorum zaten. O müziği eğer bir DJ gecesi değilse, eğer bir konser değilse, eğer sen müzikle ilgili bir halt etmiyorsan o müziği açma zaten. Bırak deniz kıyısında denizin şıpırtısını duyalım, rüzgarın sesini duyalım, ağaçları duyalım vesaire. Sonra niye hakikaten gittiğimiz yerde maskeyi çıkarıyoruz? Niye çıkarıyoruz maskeyi? Oraya kadar ağaçlar mı saldırıyor? Elektrik direkleri mi saldırıyor? Metroda değilsen, otobüs kuyruğunda değilsen niye sokakta herkes maske takıyor? Ne oluyor da maske takıyor? İnsanlar birbirlerine mi saldırıyorlar? Peki tak, okey, tamam, güzel. Orada da tak, orada. Niye gittiğin yerde çıkarıyorsun? Ve yemek yemiyorsan niye çıkarıyorsun maskeyi? Bir adam bir diğerine hele hele orada müzik çalarken yarım saat boyunca yüksek tonla konuştuğu zaman zaten öbürüne virüs geçmemesine imkan yok. Eskiden kemancıya falan giderdik, bir takım yerlere giderdik. Hep çıktığım zaman ne oluyor falan. Abi kulağımdan neler çıkardım eve gelip. Bir havluyu ucunu böyle ıslatır kulağıma sok.
sokar. Domates, zeytin çekirdeği, salatalık herkes parçası, önkülmüş. Havuç parçası. Adam kulağıma kusmuş. Niye? Çünkü o müzikte geliyor diyor ki mutlaka seninle bir şey konuşmam lazım. Konuş birader diyorsun kulağına. Kusuyor onu. Farkında değil. İki kulağımdan da neler çıkardım bugüne kadar. Bunun ağzına burnuna doğru olduğunu düşün. Yani aslında diyorsun ki abi izlenecek bir performans varsa konserdir şudur budur performanssa yani olay ve sahne ise zaten sahne ışıkları sana orada bir performans olduğunu gösteriyor. Sen de zaten o performans için oraya gitmiş oluyorsun konserde. Yani ben çok sevdiğim bir adam şarkı söylerken o adamın şarkısını dinlerim. Ona eşlik ederim ama insanlar yemek yedikleri yerde ve bir performans olmayan bir yerde yüksek sese maruz kaldığı zaman hem yemek yiyecek hem de arada konuyu konuşacak. Kimseye saygısızlık ettiği de yok. Çünkü sahne yok. Her yerde hoparlörler var ve yüksek sesli müzik var. Hayır gerek yok. Doğal onların işi bağır, olduğu zaten. Ayrıca da mekancıların, ya ben de mekancıyım. Kaç tane mekanım var hem Bodrum'da hem İstanbul'da. Ben hiç bunu yapmıyorum. Ya bana hep söylenen şeyler şu. Işığı karart karart karart. Niye? Çok güzel mekanım var. Para harcadım. Çok zevkli yaptım. Niye ışığı karart karart? Orada adam öbür kadına bakar. Ya siz nasıl sapıksınız ya? İşiniz gücünüz seks abicim ya. Bir de şey aç 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 müziği aç 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 aç. Niye? O masa öbür yanındaki masanın konuşmalarında ne yapıyor ki o masa? Silah ticareti mi yapıyor? Ne yapıyor? Uyuşturucu mu kaçırıyor? Ne yapıyor? Yani ne yapıyor ki insanlar bu kadar gizli bir diğer masanın onu duymaması gerekiyor? Yani bu yurt dışı tatil yapan insanlar işte dünyadaki büyük metropollere giden insanlar bunu hep bilirler. Yani ben ne Berlin'de bütün başkentleri sayayım, bütün Avrupa başkentlerini sayayım. Hiçbirinde eğer özellikle müzik bir program olarak konulmadıysa hiçbir yerde müzik çaldığını hatırlamıyorum. Hiçbir yerde. Bana şey diyorlar işte sen yaşlandığında onun için mi? Hayır kızım da aynı şekilde benim gibi. İstemediğim bir müziği dinlemek istemiyorum senin müziğini. Çoğunlukla kadınlar bunu erkeklere yaptı. Bir de onu görüyorum. Çünkü hanımlar biraz rahatsız oluyor galiba. Ya bu tekneler var ya motor yatlar. Bu yaz birkaç tanesine bindim. Hep de tanıdığım, sevdiğim insanlar böyle deve gibi 50 metre. 50 metre tekne oturuyorsun. Bir müzik açıyorlar abi. Hangadanga, hangadanga. Vallahi aptala dönüyorsun. Dedim ki şunu bir kapatabilir miyiz? Müziği mi kapatacağız? Niye? Niye lan? Kapatacağız işte. Ne var? Volümü elimizde değil mi? Tatile gidenlerin hepsi aptala dönmüş vaziyette dolaşıyordu Bodrum'da, Çeşme'de, o teknelerde filan. Mesela DJ'lerle ilgili söyleyeyim. Bu kadar DJ'ye ihtiyacı yok bu ülkenin. Ya ben hiç DJ sevmem. Adam bana DJ dedim mi hakikaten suratımı buruşturarak bakıyorum yani. Ya tüh keşke sen de hani okusaydın etseydin hani anladın mı? Vatana millete yararlı bir adam olsaydın şöyle falan. Şöyle bir durum falan var ama çocuk çok izleniyor. Çok fazla takipçiye sahip oluyor. Ve diyor ki 3 milyon insan beni takip ediyor. Ben bu 3 milyon insanı nasıl nakde çeviririm? Önce diyor ki ayakkabı paylaşayım işte çay paylaşayım falan filan. Oradan bir 3-5 adama bir teklif geliyor abi. Diyorlar ki sen diyorlar işte DJ'lik yap. 30 mekanda biz sana şu kadar para verelim diyorlar. Adam doğal olarak DJ oluyor. Çünkü bir şekilde o 3 milyon kişiyi paraya çevirmesinin başka bir alternatifi yok yani. Ne yapacak abi? Çıkıp senin gibi program mı yapacak yani adam? Gitmiş, koşmuş, eğlenmiş, 2 kişiyle kavga etmiş 1 milyon. Birine tokat atmış 1 milyon daha. Sonra tokat attığı kişiye sarılmış, özür dilemiş 1 milyon daha. Şimdi bu adam dönüp sokakta bizi tokatlayamayacağına göre şey yapmalı. Ne yapıyorlar buna da? En kolay yöntem sen DJ'sin diyorlar. Veriyorlar bir tane kabin. CD'yi tak babacığım, play'e bas. İkinci şarkıya geçerken de şuna bas. İstiyorsan şurada fıçı fıçı var. Onları yap. Al eline mikrofonda eğleniyor muyuz? Elleri görebilir miyiz de. Tamam o 3 milyon kişi sana artık nakit olarak dönerdi. Ya yerli yabancı en profesyoneli bile sahtekar ya. Ya şöyle şunun başına geçmiş. Diyorum ki benim kaç tane DJ arkadaşım var benim mekanlarımda. Diyorum ki bu ne? Hani şu ciddiyet nedir? Niye şöyle bakıyorsun oraya buradan dinliyorsun? Hani biz de ben de anlayayım. Yok kendisi çalıyor ya. Hayır yani o CD bile yok artık ya. Yani Spotify'dan bilmem ne kendi flaşının bilmem ne. Şu ne ya? Şu ne? Peki bir de çok böyle hareketli şeylerde. Şu ne abi? Eline başka bir şey vereyim onunla oyna ya. Yani bu ne abi ya? Bu ne baba? Bu ne ya? Ha işte kapadı. Ha işte kapadı. Çocuk ne yapsın? Bir şeyle oynaması lazım. Şu ne abi? Şu ne ya? Şu ne ya? Ağır hasta mısın? Dişin mi ağrıyor? Kulağında bir problem mi var? Şu ne abi? Şu ne ya? Şu. Yani sahtekar ya. Gitar çalmayı öğren. Davula vurmayı öğren. Bir şey yap yani. Bu ne abi? Bu aptallıkla olur mu ya? Orada Sezen Aksu'nun şarkısını çalıyorsun. Bu ciddiyet nedir? Bir katkın mı oluyor? Peki bu adamlar nasıl sence para kazansın abi? He? Yeni medyada bu adamlar nasıl para kazanabilir? Ya peki? DJ diye bir adam, DJ'lik diye bir şey yok. Onun için gidiyor. Yani eğitime alınan filan bir şey değil ki DJ'lik. Yani baktığın zaman zaten babadan oğula geçiyormuş gibi
gibi görünen bir meslek. Bodrum'daki bar açılsaydı Tuncer'le, yani gitarist arkadaşımızla beraber bana dedi ki bizim çocuklar, abi sen gel DJ'lik yap, burası dolar dedi. Tamam dedim abi, ben böyle bir salaklığa giremem. O zaman dedim Tuncer gelsin. Tuncer de yanında gitar çalar, mitar çalar. Öyle şeyler yapılıyor ya, üstüne bir şeyler yapıyorsun tatlı falan. Öyle yap, çünkü orası küçük bir yer. Yani orkestra çıkardığımız zaman seyirciye yer kalmıyor. Ama yaptık. O zaman dedim ben yalnız dedim düğmeye basarım giderim yani. Ben onun başında bekleyemem. Çalıyor değil mi? Çalıyor, dönüyor abi falan diye böyle bir şey yapamam yani. Çok salakça, çok salakça ve bütün dünyada da bitecek. Ha şunları görüyoruz işte. Ne o öyle yerler var yani, genelde görgüsüz turistlerin gittiği böyle. Bir yerlerde zıplıyorlar ya işte böyle tropikal muropikal. Bir tane herife bir tane set koyuyorlar. O öyle tanrı gibi orada dikiliyor falan filan böyle. Herkes ona doğru bakıyor ve elleri uzatıyorlar filan. Oradan böyle diyor falan bir şey. Işıklar mışıklar. Arkasından ışık veriyorlar, önünden bir şey oluyor. Onlara hiçbir şey olmuyor. Evet Okan abi uyuşturucu piyasasında karşısına aldı şu anda. Peki abi sen şimdi programımıza önceden katıldığında aşağıda binlerce yorum geldi. Dediler ki Okan abi televizyon programı, Okan abi nasıl özlemişiz, Okan abi seni seviyoruz durumlarına bayağı böyle maruz kaldı o videonun altı. Biz de dedik ki Okan abi zaten televizyonda program yapıyor. Yani sen televizyonda program yaparken binlerce insanın oturup uzun uzun yorumlar var. Ama özlüyor beni, özlüyorum diye. Ben bu TV100'deki nokta programının tanıtımını paylaşıyorum. Altına çok özlüyoruz yazıyor. Yani konu kanal yani onu mı? Şey mi? Hayır şu, onu seyretse de özlüyor. Yani beni seyrediyor, özlüyor beni. O beni özlemiyor. Bunu hep söylüyorum ben yani. Beni özlemiyor. O kendini özlüyor. 1995'teki kendini özlüyor. 2000'deki kendini özlüyor. 2005'teki kendini, 2010'daki kendini özlüyor. Özlüyor yani. Sen o dönemdeki kendini özlüyorsun. Hayır hiç özlemiyorum. Seyredemiyorum. Çok salağım. İğrencim. Aptalca abi, konuşuyorum. Hiçbir şeyi özlemiyorum. Hiçbir kadını özlemiyorum. Hiçbir olayı özlemiyorum. Ne güzeldi o gece falan. Hiç bunları özlemiyorum. Bunları özleyeceğim hale gelmek de istemiyorum. Çok fenadır mesela. Bütün dünya havaalanlarında ben rock dergiler alırım işte. Birçok dilde falan. Mesela bütün bu rock dergilerinde Mick Jagger hep 19 ya da 20'li yaşlardadır. Ya bu kadar mı özlüyorsunuz? Adam yaşıyor ve 76 yaşında hala zıp zıp zıp. Bir tane Mick Jagger'ın bir tane güncel fotoğrafıyla bir müzik dergisi basılmıyor. Hala hepsinin kapağında John Lennon, hala Jimi Hendrix, hala eski gitarist. Demek ki orada da bir özlem var. Ha diyebilirsin ki evet bu dergileri kim alıyor? Gençler almıyor ve bu dergileri daha yaşlı ve parası olan, elle tutulur, sayfaları çevrilebilir bir medyayı satın alabilecek olan yaşlılar alıyor. Evet, doğru. Bu açıdan da. Ama gençlere bakıyorsun, böyle bir 70'ler nostaljisi içerisinde üretim yaptıklarını görüyorsun. Peki niye bu gençler dönüp Jimi Hendrix'i değil de Jimi Hendrix kılığındaki bu 20 yaşındaki çocuğu dinliyorlar? Çünkü onlar da o Jimi Hendrix 20 yaşındayken 20 yaşında olanlar gibi kendi kahramanları, kendi starları olsun istiyorlar. Yani onun için mesela daha iyisi varken yeni bir caz piyanistini ya da saksafoncusunu dinlemeyi tercih ediyor. Onun eskisi daha iyiydi diyemezsin genç insanlara. Evet bu yenisi olacak. Bu yenisinin nasıl meşhur olduğunu, nasıl başını belaya soktuğunu, nasıl evlendiğini, nasıl boşandığını, nasıl çocukları olduğunu ve sonra nasıl öldüğünü de senin neslin takip edecek. Dünya böyle. Yani hiç kimseye diyemezsin ki eskisi daha iyiydi falan. Dolayısıyla ben televizyon gibi bir medyada 20 yılı aşkın durduğum zaman aslında bugün anlıyorum ki kendimi yenilememe falan da gerek yok. Ya. Niye kendimi yeniliyorum? Erol Evgin kendini yeniliyor mu? Erol Evgin ceketini yeniliyordur ama saçını yenilemiyor. Yüzünü de yenilemiyor. O kadar sağlıklı yaşıyor ki büyük ihtimalle çocuklarımızın ve çocuklarımızın çocukları da Erol Evgin abilerini yine o verdiği çok güzel konserlerde izleyecekler. Bu çok zor bir şey. Yani çok çirkince bir örnek olabilir abi aslında. Çok basit de bir örnek olabilir ama YouTube'da olduğumuz için böyle doya doya vermek istiyorum bu örneği. Yani siz belli taşları yerine yerleştirdiniz. Bugün Beyazıt abi de sen de mesela talk show'larınızda geçen dönem yaptığınız talk show'ları 10 sene önce yaptığınız içeriklerin hepsini kesip koysak bugün YouTube'da rekorlar kırar. Çünkü bugün aslında YouTube'da yapılmak istenen yine sizin zamanında yaptığınız şeylerin muadilleri. İşte skeçler olsun, oradaki soru cevaplar olsun, bazı köşeler olsun talk show'daki. Bugün bakıyorum birçok insan aslında değil mi? Birebir, tabii ki birebir değil. O kadar yaklaşamazlar bile ama deniyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Yani siz aslında böyle bir büyük temel kurdunuz. Diyorsun ki insanlara en azından gidip bataklıkta kendi temellerini oluşturmaya çalışmasınlar. Biz zaten bu temeli kurduk. Biz aynı şekilde devam ediyoruz. Onlar da bu temelden faydalansınlar. En azından ayakları yere basacak işler yapmak istiyorlarsa. Ben de mesela bunu istiyorum. Özellikle mesela şu medya arkasını şu pinçte yapmayı çok istiyorum. Dedim ki yapalım. Sonra bana dediler ki Okan abiden Arak, her şeyi Arak mı? Ya falan. Olur mu hiçbir şey Arak falan olur mu ya? Hızlıca bir gelsin bakayım ne olacak. Müthiş, acayip bir hazır bir ekip var. Farkındaysan abi hızlıca geliyorsun. Yoktu yok.
Tamam ben aldım. Biz de istiyoruz. Çünkü bizim de bugün Twitter'da karşımıza çıkan o kadar saçma, o kadar garip videolar var ki. Niye bunları acaba medya arkası gibi ben de buradan pat durdur bakayım. Tabii öyle durdurma teknolojimiz var mı şu an? Güzel inşallah. Neler seçtiğinizi de çok merak ediyorum. Biz de yapmak istiyoruz. O yüzden senden izin almak istiyoruz abi. Burada kameraların önünde. Estağfurullah. Bir kere bu bana tescilli bir şey değil. Sadece benim bulduğum bir şey değil. Bunu söylemek isterim. Şöyle bir çubuk var. Ben de buna benzer şeyler kullanmıştım. Şimdi bunlardan bir tanesini sana teşekkür ediyorum. Veriyorum. Ve bir tanesini de kendime saklıyorum. Beraberce yaparız ve yıllar boyunca sen de yaparsın ben de yaparım diyerekten. Ben şöyle söyleyeyim. 8 milimetre porno seyretmiş bir abinim. Düşün ki teknolojide nereden nereye geldik? Arada neler oldu? İşte sinema makinaları, video kameralar, video kasetler, daha sonra DVD'ler, şunlar bunlar falan ve bugün internette aslında dünyanın bütün pornografik literatürüne ulaşabiliyoruz. Peki diyor muyuz ki aslında 70'lerde her şey yapıldı, bir daha çekilmesine gerek yok? Hayır. Yani ama çünkü bütün o sevişenlerin artık ölü olduklarını düşünürsek insan onları izlemek istemiyor. Evet ya. İnsan yaşayanlar sevişmesini izlemek istiyor. O kategoriyi merak edersen ben bir iki kere girdim. Gençliğimin starları orada duruyor mu diye vintage kategorisine gireceksin bunun için. Vintage'e girdim ve çok hoşuma gittiği halde dedim ki ben burada durmamalıyım. National Geographic belgeseli gibi oluyor. Halbuki çok iyi örnekler var. Bugünle bugünün boy ölçüşemeyeceği örnekler. Herkes kendi çağının insanları bakmak istiyor. Dolayısıyla ben eski bir porno yıldızıyım. Sen yeni bir porno yıldızısın. Dolayısıyla şimdi sana bakacaklar. Bunun için bambaşka aletler vermek isterdim ama elimde bu çubuk var. Şunu al da sen de medya arkası yap. Üniversitede 20 arkadaş oturup Okan Bayülgen'i izliyor idik ve gerçekten pazartesi günü yine Okan Bayülgen konuşuyorduk okul içerisinde. Bize bir sosyal aktivite yarattın abi yıllarca. Seni izledik, çok teşekkür eğlendik, ederim. Ufkumuz açıldı. Neler neler oldu. Yani bu evet burada belki ufak bir video, böyle kısacık bir alkış falan filan ama benim için bunun değeri bundan daha uzun abi, onu söyleyeyim. Aynen. Yani çok teşekkür ederim. Mesela benim en iyi konuklarım hep hiç tahmin edilmeyen insanlardır. Muhteşemdiler o katkılarıyla falan ve en tahmin edilenler de en altalayıcı konuklar olmuşlardı. Mesela herkesin benim çok iyi anlaşacağımı düşündüğü bir oyuncu arkadaşım ya da bir müzisyen arkadaşım falan. Yani perişan etmişlerdir programı hakikaten yani. Hiçbir katkı sunmamıştır. Oturmuştur bir şey yapmıştır. Benle ego savaşına girmiştir. Onun niye olduğunu anlayamam. Ya seni çağırdım işte. Aynen sen nasıl beni çok güzel ağırlıyorsun minnettarım. Ben de o kişileri sadece bir toplumsal hukukumuz olarak, misafirperverliğimiz olarak zaten hep söylerim. Derim ki birkaç iğneleyici şaka dışında mutlaka buraya geldiğinden çok daha mutlu ve kazançlı ayrılacaksın bu programdan diye söylemişimdir. Ona rağmen çok yakın arkadaşlarım programları rezil edecek şeyler yapmışlardır. Hiç beklemediğim insanlar. Yani rockçulardan çok çektim. Türkü söyleyenlerden hiç çekmedim. Sen de yapmışsındır yok yani. Yok yok biz de senin programını izlerken sana ama şeyi çok merak ediyorum. Neler yapacaksın acaba? Çünkü sen ve ekibin tabii ki benim izleyemeyeceğim ya da benim ekibimin izleyemeyeceği kadar iyi izliyorsunuz. Kim var kim yok ne yapılıyor. Şanslı bunların değil. Medya arkası harikulade olacak. Bize tek faydası medya arkasında siz nasıl televizyonda olan o bazı durumları konu ediyordunuz. Biz artık 5 dakikada 500 tane video bulabiliyoruz. Ya burada onları da göstermedik. Neler var? Sen sırf üzülme diye bile açmadığımız şeyler var şu an. O yüzden de ekranı gönderdim. Ben de televizyon hayatım ve tiyatro hayatım boyunca bunu anlatmakta güçlük çektim. Bir şey çok sakil, çok komik, bu ne lan Allah kahretsin bu kadar da olmaz dedirtiyorsa bir başkasının onu günüşleştirmeye çalışması çok acınacak bir şey oluyor. Yani komedinin komedisi yapılmaz kuralı uyarınca aslında bir şey çok aşağılıksa ya da aptalcaysa çok komikse şöyle bir şey. Şimdi şarkıcı Ajdar'la herkes çok dalga geçer. Bak dikkat et şarkıcı diyorum. Şarkıcı Ajdar'ın şarkıları o kadar komik ki onun komedisi yapılamaz. Yani o mesela medya arkasında filan gösterilemez. Ama mesela ben şeyi yaptım çok. Zenginlerin sanata olan merakları haberlerini. Bu gerçek bir tabudur. Çünkü zengin insanların çok pahalı çantalar, kostümler taşıyan eşlerinin sergi ziyaretlerine gelişleri, o sergiye toplanışları çok saygıdeğer kanalların saygıdeğer magazin programlarında çıkar. Yani o magazin programlarında hiç şey yoktur. Birisi karısını bilmem kimle aldatmış haberi yoktur o magazin programda. Onların isimleri hep elit, mega, konsantre, sütün kaymağı gibi isimler konulur. Elit, fikik, tikik. Ondan sonra oradaki isimler genelde hebek,
habık habık bir gidik abut gıdık bagıp diye soyadları olan insanlar oraya sinir içerisinde resimlere bakarlar ve gider ve ben bunları yaptım bir ara ve korkmadım. Çünkü televizyonda söylenecek en kolay şey şudur. Bütün zenginlerin Allah belasını versin. Hiçbir zengin çıkıp dur lan ne oluyor? Benden mi bahsediyorsun? Demez. Bütün zenginlerin Allah belasını versin. Herkes evet doğru der. Bunlar ne lan? Siz resimden mi anlıyorsunuz? Vay aptallar, geri zekalılar. Ne o sinir içerisinde hızla Range Rover'ında inip koşarak sergiye gelip koşarak iki öpücük veriyorsun ve gidiyorsun ve vaktin yok. Peki niye kameranın önünde 40 saat dikilip kıçını başını gösteriyorsun ki? Bu kameraya poz verdiğin kadar sürede gezmedin sergiyi. 10 saniye sürdü. Gerzek. Sizin nasıl bir açığınız var lan? Da ben bunları suratınıza söyleyince ha bizden bahsetmediğini çok iyi biliyorum. Siktir lan senden bahsediyorum. Güzel memleketimizin hiçbir ili ve ilçesiyle ilgili konuşamayız İstanbul dışında. Mesela böyle şeyler var ve bunlar bizim gibi yayın yapan tiplerin falan çok dikkat etmesi gereken şeyler. Bütün dünya mizahına bakıyorsun. Mesela ben işte hasbelkader öyle eğitim gördüğüm için Fransız karikatürlerini, Fransız mizah yazarlarının en çok üzerinde espri yaptıkları politikacılar, rahipler, askerler. Sıkıyor mu? Ne yapacağız? Yıllarca Serdar Ortaç'la uğraştım bu yüzden. Ne kabahati vardı Serdar'ın? Evet ya. Ne kabahati vardı Serdar'ın? Yani yıllarca onunla uğraştım. Halbuki benim de bütün dünyadaki mizah insanları, talk showcular gibi şakalar yapmam gerekmiyor muydu? Ama şimdi dönüp hakikaten günah çıkarmak isterim bu konuda. Yani boş yere uğraştım. Medya arkasına ben hakikaten cesur davranıp birçok siyasiyi koydum. Hiç tahmin etmeyeceğin siyasileri koydum. Ve dedim ki hep kendi ekibime de merak etmeyin bir şey olmaz çünkü ben kötü niyetli değilim. Ama başıma bunlar geldi. Bir sürü şey geldi başıma. Ben kötü niyetli değilim. Buradan bir kötü niyet çıkarmak kötü niyetliliktir dedim. Evet ama bir yerden sonra bakıyorsun ülkemiz mizahında da ya şeyden de hiç haz etmiyorum. Yani bir kuro Türk prototipi yaratıp sürekli onunla dalga geçmek. Yani bütün stand-upçılar aynı şeyi yapıyor. Ya da bütün işte şimdi televizyonda yayınlanan komiklik programları, müsamere programları diyorum ben onlara. Onların tiyatroyla filan alakası yok yani. Aşağılık hepsi konservatuvardan kovulurdu. Yani böyle bir şey yapsalar konservatuvarda egzersiz olarak bile. Bunların hepsinde bir kuro Türk var. Ya kim o kuro Türk? Ben onu tutup bağrıma basmak istiyorum. Çok özür dilerim senden diye. Herkes adına, bunu yapan herkes adına. Senin niye bu kadar biz böyle bir kuronun olduğunu filan düşündük diye. Hakikaten sıkıyorsa çocuk tacizcileriyle ilgili ya da bir sürü kötü insanla ilgili sıkıyorsa dalga etsene. Bir tane zavallı kuro var. İşte o kuro 70'lerde donla denize giriyordu. 80'lerde bilmem ne yapıyordu. 90'larda bilmem ne yapıyordu. Tespit edilmiş, saptanmış ve şeyi belirlenmiş, aranıyor gibi profili çıkarılmış bir kuro tipi var ve herkes bununla dalga geçiyor. Ya sıkıyorsa başka yerlerle ilgili konuşsan, nefret ederim herhangi bir şeyde mesela bu kuro, köylü, hemen bir diyalekt yaparak falan filan mizah yapan insanlardan. Nefret ederim diyorum hepsi arkadaşım. Ama sevmiyorum bunu. Böyle mizah yapılmamalı. Mizah güçlüyle yapılmalı. Şimdi ne kadar zor bir durumdayız. Güçlüye saldıracaksın. Mizahın ödevi o. Mizahın ödevi senden daha zayıf olanla bir tane saptanmış kuroya saldırmak değil ki. Eğitimsiz ya da yalan yanlış iş yapan insana saldırmak. Mizah çünkü güçlüye saldırmak zorunda. Güçlüye saldırırsa çok komik oluyor zaten. Çok cesur oluyor. Mizahın bir tane yakıtı var. Cesaret. Başka bir yakıtı yok mizahın. Bir de aklı var. Aklı da nereye saldıracağım? Mizah bir şeye saldırıyor. Onu ridikülize ediyor. Onu komik duruma düşürüyor ve aydınlatıyor bu yüzden. Ve korku ikonlarına saldırarak, ikonlara saldırarak diyorum. Yani nedir korku ikonları? Bir çocuk için yatağının altına saklanmış hayaletler olabilir. Yine bir çocuk için perde desenlerinin karanlıkta hareket ediyormuş gibi olması ve odamda acaba birileri mi dolaşıyor hissi olabilir. Birisi için yükseklik korkusu olabilir. Birisi için bir şey olabilir. Bu korkuyu yok etmenin çaresi ışığı yakmaktır. Mizah ışığı yakıyor. Ve diyor ki ha bak o biraz önce gölgesini görüp korktuğun var ya. Bak ben onun üzerine flaşlarımı doğrulttuğumda, projektörümü doğrulttuğumda aslında ne kadar bizim gibi birisi olduğu ortaya çıktı. Görüyor musun artık ondan korkma. Ve bu da nedir? Bu da demokrasidir. Mizah bunu yapar. Boş yere Serdar Ortaç'la uğraştım yani. Bu bölümde beni almayın da. Konuşuyorum. Mesela geçen ÖTV mevzusunu anlattım biliyorsun bir önceki Pinch programında. Alttaki yorumlarda kahkahalarla gülen, katılan, bir taraftan da net bizim terörist olduğumuzu ama net inanan adamlarla dolmuş yorumlar. Doğal olarak bazen de şey yapıyorsun abi. Diyorlar ki ulan böyle konuşulur mu, Silivri soğuktur falan filan. Ya sen şimdi oraya Silivri soğuktur yazdığın anda ya konuyu kabul etmiş oluyorsun zaten. Akeko. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ben bu kaydetme meselesini anlamıyorum. Mesela işte Frank Zappa'nın şarkısı vardı 80'li yıllarda. Be
in my video, darling, every night. Çünkü o sırada ev tipi ailelere satılan video kameralar çıkmıştı. Herkes de şey diye alıyordu. Çocukları çekeriz. Niye sevişmelerinizi kaydettiniz lan? Ve o yılların birçok filminde vardır bu. Halbuki ben hiçbir şeyimi kaydetmem. Yani niye kaydedilir ki? Seninle sevişiyoruz, şurada da bu duruyor filan. Ya bunu demek ki kaydedenler var abi. Var var. Hiç anlamıyorum abi. Var var da. Hayır ama ben... Kendine haksızlık etme. Ben seninle sevişsem canlı yayın açarım. Çok sen. Ama parayı kırarız abi. Onu söyle. Çok teşekkür ederim. Ben yani. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha gururla söylüyorum. Artık bu da bende. Artistik yapmayın. Çok teşekkür ederim. Ve gururla Okan Bayülgen konuğumuzdu. Teşekkürler. Siz hep birbirinize konuk olduğunuz dönemler yaşadık biz. Ne bileyim Beyazıt Öztürk gelirdi, sen Beyazıt Öztürk'le yan yana gelirdin ki yıllardır gelmiyorsunuz yan yana. Mesela diyorum ki bir gün böyle yeni yetme kardeşleriniz için hep beraber bir buluşmasak mı ya? Olur. Ben Beyazıt'la buluşabilirsem olur. Çünkü Beyazıt mesela ara sıra telefonla konuşuyoruz. O kadar tatlı, o kadar sevgi dolu ve şöyle şeyler söylüyor. Mutlaka görüşeceğiz. Mutlaka buluşalım. Çok özledim sevgili kardeşim. Ben diyorum ki çok özledim. Ben de seni çok özledim diyorum. Sanki ben yurt dışına okumaya gitmişim ve babamla konuşuyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum. Böyle yani şey yapmıyor yani evden mi çıkmıyor görüşemiyoruz. Şu an İstanbul dışında yeni programı sanırım başlayacak. İstanbul dışında galiba. Evet. Döndüğü zaman da. Halbuki aynı kanalda çalışan pek de geçinemeyen birbirine laf sokan tiplerdik. Çok tehlikeli bir adamdır. İşini çok iyi yapar. Durup dururken dişinde maydanoz mu var diye çok berbat bir espri yapıp senin bütün program küsmene neden olabilir yani. Ki bunu bana yaptı. Ya yaptı ve burada söylüyorum hakikaten ya tabii çok eğlenceli bir herif işini de çok iyi yapıyor ama. Yani bir program başladı ki dişinde maydanoz mu var dedi. Yok ki dedim. Şaka yaptım dedi. Ve bütün bir program boyunca ya böyle bir şeyi nasıl yaptı? Yani dedim ki yani bunu bana nasıl yaptı yani? Niye bana böyle bir şey yaptı? Ve sonra anladım bütün o program konuşmamışım ben yani böyle. Bana bunu nasıl yaptı? Yani? Diğer konuklarıyla kaynatıyor falan. Bunu bana yapmaması gerekiyor. Ya biz Beyazıt abiyle de konuştuk. Sağ olsun. Çok tatlı. Ama bence artık abi sizin bir dakika abi sizin bir sorumluluğunuz var gençlere karşı. Gençlere karşı öyle bir sorumluluğumuz yok. Için şey hayır mı? Canım niye öyle bir sorumlu yani? Genç, sizin, genç ya haydi tamam anladım. Hayır o genç olarak onu biliyorum. Genç olduğunu ama. Ne olacak ya, yani abi yıllardır hayır, çok severek izliyoruz. Hayır ama böyle bir... Bütün gençler, bütün yaşlar için tehlikelidir. Özellikle bizim yaptığımız işi yani komedi, şov bilmem ne işini yapan gençler tehlikelidir. Çünkü onlar da gelecek. Onları da kızlar beğenecek. Ve onlar da o paraları kazanacaklar. Ve artık benim yapamadım. Ben daha yaşlandıkça tabii ki oraya daha çok var. bütün o güzel kadınlarla sen beraber olacaksın. Bütün o paraları sen kazanacaksın. Ve hepimiz her programda söylüyorum Beyazıt Öztürk'ün dairelerinde kiracı olarak oturacağız. Kapatalım o zaman. Konuşuruz. Yorum abim benim. Kurban olurum. Arkadaşlar Pinch'in sonuna geldik. Ortam, şartlar bunu gerektirdi. Fazla da izlemiyorsunuz artık eskisi gibi. Çok bozuldum. Bir önceki bölümün 1 milyon 900 binde kalması beni çok üzdü. Normalde bizim şu anda 5 milyon, 10 milyon efendim geri geliyorsa 20 milyon olmamız lazımdı. Abi izlemeyecekseniz açık açık söyleyin çekmeyelim. Her neyse. Her güzel şeyin olduğu gibi Pinch'in de bir sonu var. Yani güzel olmayanların da mı sonu var demek istedim. Ne demek istedim şu anda Tuğrul? Kardeşim anlatır mısın bana? Her güzel şeyin bir sonu vardır dedim. Hoşçakalın. Ses. Kendinize iyi bakın. 2 hafta sonra karşınızdayız. Bu arada Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını biliyoruz. 30 yıldır Karabağ'ı işgal ediyorlar. Onu da biliyoruz. Tabii bunu bu programın içinde konuşamayız. Ama bununla ilgili çok fazla zaten mesaj alıyorum. Videoların altına da yazmışlar. Yakında konuyla ilgili çok bilgili abilerimiz gelirse, davetimizi kırmazlarsa oturup bir Azerbaycan'da konuşacağız bu masada. Düşünmüyoruz, aklınızda değilsiniz. Zannetmeyin. Çok zor dönemlerden geçtiğinizi biliyorum. Sadece aklımızda olduğunuzu bilmenizi isteriz. Ekip olarak da yanındayız. Sonuna kadar da öyle olacağız. Bu ses Azerbaycan'ın, bu ses Türk'ün sesidir. Bu Ermeni kastetti, canımıza kestardır. Ya Karabağ, ya Ermeni.